Şimdi arkadaşlar, bugün sizi çok eğlendireceğim bir yerde. Hem de sunucuya da gelen yeni bir yeniliği görmüş olacaksınız. Ama önce şu fasılı bir aradan çıkartalım, sosyal hepimiz yapalım. Sonra bak, yerlere yatacaksınız hepiniz. Dur bakayım. Rakı aldın mı abi? Yo, aa! Rakıyı unuttum lan. Neyse, sağlık olsun. Ben işi gibi yaparım. Oğlum vallahi unuttum lan. Bir dakika, TeamSpeak çalışmıyor. Tools, Options, Capture. Ses. Ha, çalışıyor şimdi. Aka'ya söyle alsın gelsin. Çocuk kurye mi lan? Boş ver ya. Önemli değil. Zaten fasılda 3 saat rakı içmeyeceğiz yani. Bay Nugent beni yordu abi. Çıkarsa hallederim belki bir gün. Ya tamam, dert etmeyin. Hallederiz. Yazmışlar. Hallediyoruz şimdi demişler. Getireyim mi abi? Yok kardeşim, sağ ol. Şimdi kimler var acaba? Öncelikle bizim bir telsiz falan alalım oğlum. Bizim telsizimiz falan da yok. Aa dur, şu habere bakalım. Şu habere bakalım neler dönmüş. Onur haber yapmışlar. İlanlarımda mı atıyor onu? Abi çok güzel yapıyorsun, aferin ya. Kapkaççı maymun vakası. Büyük maymunlar kadar küçükleri de gerçekten tehlikeli olabiliyor. Los Santos sirkinden kaçan 4 küçük maymun tehlikeli anlar yaşattı. Polislerin onları sakinleştirip güzelce durmalarını sağlamak için el ele verdikleri sırada bir polisimizin telefonuna baktığını gören maymun polisin silahını alıp etrafa ateş etmeye başladı. Herhangi bir yaralamaya neden olmasa da korkunç dakikalara sebep oldu. Aynı maymun 10 dakika sonra sigara içerken kayda geçti. Yazılar çok küçük benim çözünürlükte. Goriller konuşuyor mu? Gorilin fotoğrafını da koymuş. Dört goril polislere saldırdı. KB adlı polisin sergilediği davranıştan sonra sinir olan goriller bir anda polislere saldırmaya başladılar. Kendileri aralarındaki konuşmalarına şahit olan SP kim ya? Sarp mı? SP adlı polisin bizlere durumu anlatırken gorillerden birinin "Askınma kofgurum. Amına korum" dediğinden bahsetti. Bu garip olaylarda herhangi polis yaralanmadı. Oha! Nasıl yaralanmadı ya? Ağzına sıçtıktan polislerin ve goriller etkisiz hale getirildi. Mia Carter ile ayaküstü yaptığımız röportajda göremiyorum ki klişe ilişkilerden ve aynı zamanda birçok nedene sebep olan ayrılıklar hakkında konuştuk. İlişkilerin uzunluğu ve aşkın devam edebilmesi için gerekli olan değindiğimiz haber yarın News'ta yayınlanacak. Okuyamıyorum. Bunu bir değiştirmek lazım. Ama Mia niye böyle bir şey söylemiş? Çıplak adamlar öldü mü? Dün gece yaptıkları olaylardan sonra çıplak adamlar iki kişiyi daha darp ettiği kaydedildi. Darp edilen bir kişi Mia Carter olarak kayda geçti. Mia Carter'ın biz o zaman Onur'un amına koyup Fatih'e haber vermemiz yok mu fotoğrafını çekip? Tamam. Tamam kardeşim, bu iş bizde. Bilinmeyen bir kişi tarafından Onur'un son halinin fotoğrafı elimize ulaştı. Mia Carter'a saldıran Onur karakteri kim tarafından darp edildi? Evet arkadaşlar, NPC'ler kapalı. Bir süre böyle olacak. Çünkü Deli FiveM kaynaklı bir crash problemi var. Unknown Crash diye. NPC'ler bug'a sokuyor her zamanki gibi. FiveM güncellemelerinden sonra dağılan skriptler. O yüzden NPC'leri şimdilik kapattık. Şu açıdan koşmayı daha çok seviyorum. Ne bileyim ben, salladım. Bir yanım Neşet Baba, diğer yanım Ferdi. Salladım yani orada. Sözlerini bilmiyorum o kadar dinlememe rağmen. Yanlış gidiyormuş. Yok yok, bizim bakımla falan ilgisi yok bunun.
Bizden kaynaklı değil. FiveM'in Discord'una girin, zaten herkes aynı şikayet, aynı konumda şikayetçi. Buradan mı? Buradan mı? Ben harita bilmediğim için. Hadi ver eskiyi bir. Aynen buradan. Hiç gelmedim buraya daha önce galiba. Bir açıklama bile yapmadınız. Oğlum biz ne yaptık dün? Evlenme teklif ettik ya. Niye öyle bir şey yaptım ben? Dışarıdaymış. Jugularla çıkalım o zaman. İyi yayınlar. Lan, şu arabanın da kilidini bir bak dur. Bakalım şu şeyi arayalım ya. Togi'nin numarası hangisiydi? Buydu değil mi? Aa, benim etkinlik iptal oldu. Hadi oradan. Ne demek iptal oldu? Neden erken girmedin Togi? Bunu bize niye yapıyorsun? Migren fena vurdu bugün, o yüzden. Geçmiş olsun kardeşim. Bir açıklama yapaydın. Dur biz ne al telsiz alacaktık değil mi? Önce bir bankaya gidelim. Şurayı bir soyalım hemen. Ayaküstü. Hop ver yanı. Kop buradan da ver yanı. Ondan sonra ver burada geriye. Çevir arabanı. Kır direksiyonu. Ya rak gibi kullandın. Öyle patlarsın. Çünkü niye? Banka burada kaldı. Ya şehir boş. Çok kötü ya. Yemin ediyorum çok kötü ya. NPC'leri düzeltsinler hemen. O zaman size dünyanın en eğlenceli olayını göstereceğim birazdan. Ama bunu role taşımam lazım. Tek izlediğim Türk yayıncısın. Abim adamsın. İçeriklerin çok iyi. Eğlenceli. Ayrıca bayağı komiksin. Yayın. Ben komik bir adam değilim lan Raka. Ben düzüm ya. Ben komiklik yapan bir adam değilim yani. Yanımıza kaç para alalım? Telsiz 8K mıydı? Para çekme. 10 bin dolar alsak kardeşim. Allah bereket versin deriz. 10.908. 2 de o. Tamam. Kızak değil, kızak değil. Yok. Şimdi biz sistemleri böyle hotfixleri yaparken bir yandan da öldü biri bu arada orada. O arabayla geçe öldü muhtemelen. Aa bizden lan o. Araba rengi. Lan. Maske var yüzünde. Lan Aje! Ne oldu oğlum sana? Senin kullanacağın arabayı sikeyim. Nabız'da bir de çarpma sonucu baygınlık geçirmiştir. Dur o zaman bekle. Ne kullandın lan? Bir şey mi içtin? Ne yaptın lan? Alo. Öyle. Efendim. Bünyamin neredesin? Oteldeyim. Hastaya oteldesin. Bir şey Oteldeyim. Hastaneye geçecektim de kafam sana bir karıştı. seri konum atıyorum. Bizim AJ küçük bir kaza geçirdi. Bir bak baygın çocuk ya.
Tamam gelirim abi, konum bırak. Atıyorum. Ah. Ha uyan. Sen. Babanım baban. Dur. Yorma kendini. Orospu çocuğu Onur. Onur mu? Of. Vay amına kodumun Onur'u. O mu yaptı bir şey sana? Dur bekle. Nerede? Kaçtı mı? Kim kaçtı mı? Sen Onur'u mu kovalıyordun? Onur şerefsizi. Ne oldu Onur'a? Sen kimsin? Benim lan Saru abin. Abi. Efendim? Onur burada, Onur. Onur'un amına koyacağım. Amına Burada. amına. Nerede burada? Bagajda mı? Yok, arabasını gördüm. Tamam oğlum dur bir bekle. Sikeceğim Onur'u vallahi ya. Nasıl döndü ya oradan? Var Uf, mı bir kafam. yerinde bir şey? Ah. Ah. Sopayla vurduğu yer çok acıyor. Sopa mı? Ulan onu ben var ya şimdi bekle halledeceğim onu. Ben ağzına sıçacağım onun. Onu bir yakalayalım. Sen bir kendine gel de. Ah. Yavşağa bak. Ulan bu ne bela herif ya. Bekle şimdi doktor geliyor oğlum. Sen niye kaza yaptın? Dönemedim arkasından. Görmedin mi sen abi? Görmedim oğlum ben para çekiyordum. Bir an Aa. sesi duyunca döndüm baktım bizim araba var. Sikeceğim Onur'u ya. Aa. Vallahi içim kıyıldı bu heriften. Onun var ya kıvırcık saçlarını sıfıra vuracağım amına koyayım. Deni nerede Deni? Onu görmedim hiç abi. Bu yavşak ortaya çıkınca Deni niye yok oluyor ya? O çok yorgundu, ondandır. Tamam oğlum sopa önemli değil hallederiz. Tamam sen şimdi bekle. Ben mesaj atmadım mı bu çocuğa? Atmışım. Sen sop bir de kavga mı ettin? Ne oluyor bunu? Aynı yeri vurdum. Of. Hayır oğlum geçen gün ettin kavgadan dolayı mı bu başın yoksa yeniden kavga mı ettin? Yok, yeni kavga etmedim. Aa, o mu, bir daha mı geçti o? Hani? Her yerde Onur görüyorum abi. Dur geldi geldi. Aslan geldi. Geliyorum. Puşt Abi olur çok ya. dikkatli olmamız lazım. Oğlum dikkatine kim lan o? Amına kodum sineği. Boş protein. Of. Neyse. Bünyamin şuna bir bak ya. Ne oldu buna? Ya Onur mu nedir o yavşak var ya bir tane hastanede Az önce mevzu yaşamış. oteldeydi. Otelde miydi? Onun amına koyacağım bekle şimdi. Şu AJ'yi bir adam et ya. Konuşamadım onu. Burada koptu arabası döne döne direğe vurmuş. Araba bug'lı mı? Ne arabası? Hangi araba? Bakalım bir. Ne oğlum araba bu? Aa bu arabaya ne olmuş lan? Onlar düzenli beni rehin alıyor bu arada. Yok lan bug'lı değil. Kapısı düşmüş adamın. Beni niye adama Ah. Carfax attırdınız ya? Bilmiyorum abi. Efendim Ece. Ya oğlum inanılmazsınız ya. Neyse 500 Sakin ol. dolarını alın. Sen nasılsın Müyamin? Her yerde Onur'u görüyorum. Onu ben sana göstereceğim şimdi. Bekle. Onur'u Dur, ben ben senin sana önüne biraz daha koyacağım. güzel alternatif tıp uygulayacağım. Sana iyiyim ben abi ya. Tamam Bünyamin sen 2 saniye ilgilen ben geliyorum. Tamam. Amına koduğum ha. Dörde bölünüyor. Her yerde Onur var. Bekle bakalım. Canı çok yanıyor mu? Benim map mi yük? Benim map'te bir sıkıntı olabilir bu arada. Dur lan araba dur. Benim map yüklemiyor mu arkadaşlar? Herkes de mi öyle? Ne demek? Ne oluyor? Amına koyayım ne oluyor? Herkes de öyle. Niye öyle? Ana. Kar yüzünden abi. Selamun aleyküm. Bana oradan bir
Şöyle doğrama yapacağım bir şey var. Güzel bir bıçak böyle. Bak ben anlarım bıçaktan ama ha. Switchblade mi alsak, bu knife mi alsak? Maçete mi alayım amına koyayım? Ha başka sunucularda da böyleymiş. Yok ya Sarun'un olayı knife abi şu. Bir de kelebek alalım. Bir de maçete alalım amına koyayım. Bir de sopa alayım. Tamam. Allah'a emanet. Alo. Abi. Nasıl oldun lan? Alo. İyi gibiyim, iyiyim de. He. Doktor bana çok önemli bir şey söyledi. Ne söyledi? Ben bu Onurları böyle her yerde görüyordum ya. Tamam. Aslında gerçekmiş. Onur'un kuzenleri varmış. Aynıymış tipleri. Kaç kişiler? Bilmiyorum. Tamam, dur şimdi sakin. Önce bir toplanalım. Bir plan yapalım. Şunları artık kaldıralım amına koyayım. Tamam. Tamam, geliyorum yanına. Konumda mısın hala? Yok, arabaya bindim. Sanayiye gidiyorum. Tamam git, ben emanet aldım biraz. Bıçak bıçak var mı sende bir şeyler? Var abi, bende de var. Tamam oldu, dursun. Bir Mia'yı arayayım bakayım. Okay. Hemen yakındaki sanayiye gidiyorum. Haberin tamam olsun. Git, gittiğin yerden konum at sürekli. Tamam. Geçen onlardı değil mi amına koyayım? Alo? Ne yapıyorsun kız? İyi, balık tutuyorum, sen ne yapıyorsun? Oo, hayat sana güzel. Ne yapayım ben de şey, şu amına kodumun onurunu bulacağım şimdi. Sen kimlesin? Tek başımayım. Tek başına balık tutma ya. Üşümüyor musun? Biraz soğuk ama dükkana götürüyorum. Ha tamam, iyi, sen şimdi hallet işini, ben bir ekibi topluyorum, bir koyu falan arayayım. İyi tamam, haber verirsin bana da. Hadi Allah'a emanet. Öptüm. Efendim Sarı abi. Hallettin mi? Hallettim. Ece senin yanına gelecek ya. Eline sağlık. Ciddi bir şey yok. Ne demek? Geçmiş olsun. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ben bilmiyorum arabası hangisi oğlum. Ben bilemem onun olduğunu. Sokakta gördüğüm araba. Ya bu yalnız map can sıkar ya. Bu niye böyle ya? Arkadaşlar oydu da ben bilmiyorum. Ya karakterim bilmiyor. Arabası. Aha. Abi şu hangi orospu çocuğu? Sen kimsin lan? Aa! Sizin namınıza koyayım. Senin ananı sikerim senin orospu çocuğu. Geliyorum lan. Ben ne yapıyorum acaba şu an? Oğlum karda da kullanmak zor ha. Oho nasıl it dalaşı yapıyorlar. Öldük.
Nerede lan bu? Lan ne oluyor oğlum? Abi. Dur lan dur. Aa, bekle. Basmalama ya ama. Orospu çocuğu onu. Hayırdır lan? Sen kimsin amına koydum? Gözükmüyor ki. Böyle role giremem abi ben. Görüyor musun lan beni? Lan orospu çocuğu AJ, al lan beni kucağına, sikerim senin belanı ha. Bırak şimdi beni aslanım. Ama nasıl bir rol lan, dur. Ah. Aa, hadi bir daha da böyle ters hareket yapma, hadi bir daha yakalarsan yakalarsın koçum. Ah. Bu ne lan? E bu ne? Ha. Onlara bak, amına koyayım senin tipini yiyeyim ya. Senin de amına korum, senin de amına korum. Yat lan aşağı. Bayağı saldı bu arada. Götünü ziyaret tek gelseydiniz. Deşin mi lan seni? Ha? Sakin ol, sakin ol. Deşin mi lan, kadına vurduğun gibi deşin mi seni, böyle vurayım bark arka arka. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Ne yapacaksınız bana? Abi burası otoyol, çok kalabalık. Gitmemiz lazım. Etrafta bir sürü insan geziyor. Amına koyayım senin ha. AJ yakala bunu, kaldır. At pezevengi bagaja, kitle üstünü. Sus sikerim ağzını senin, kıvırcığını siktim yavşa seni. Tek gelin lan, tek gelin. Seni ben tek sikeceğim, merak etme, gireceğim bir odaya seni sikeceğim orada, sen rahat ol. Sevgilini dövdüğüm gibi mi? Ha aynen, anca gözün kadınlara yetiyor değil mi, amını siktiğimin. O bagajı sağlam kitle, güvenli bir yere git. Ben şunu arabasının amına koyup geliyorum. Tamam. B12. Sorgulama. B12'deyim şu an. Sorgulama. Şey nerede? Üstten mi? Ya arkadaşlar bir salsanıza beni, gözünüzü seveyim ya, sikeceğim. Alo. Efendim. Neredesin? Marketteyim. Nerede markette? Kasaba tarafında mı? Evet. Ha iyi. Bir şehre doğru bas gel. Nereye geleyim?
Şu Onur piçini yakaladık şimdi. Sen bir araba al gel beni. Araba parçalama yerindeyim. Tamam geliyorum. Hadi bekliyorum. Koptum ya. Ne yapacağımı unuttum amına koyayım ya. Alo. Geldi misin? Evet evet şeyin elemanın yanındayım. Geliyorum. Ne yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? Bak bu amına kodumun arabası Onur Piçin'in arabası. Şimdi ben bunu burada bir güzel parçalattırıyorum. Lavukta AJ'nin elinde onun yanına gideceğiz, tamam mı? Tamam anlaştık. Aynı yerde mi bekleyeyim? Aynen. Ben şunu bir bıraktım buraya. Script'i çalıştırmayacağım bu arada. Alo. Dur bir Altan'la konuşayım. Hı hı. Alo. Alo Altan. Ha, efendim abi. Şu AJ'yi ara da bir buluşun. Yalnız kalmasın. Onur elimizde. Bagajı attık. AJ'yi mi arayayım? Tamam. AJ'nin yanına abi. Bir git ha ya yalnız kalmasın çocuk. Geliyoruz bize şimdi. Tamam siz neredesiniz? Biz şimdi araba parçalamadayız. Bu Onur'un amına koyuyorum. Arabasını parçalattıracağım burada. Tamam abi tamam. AJ'yi arayıp geliyorum en kötü. Tamam hadi. Zaten yapamıyormuşuz. Mia, çek arabanı biraz geri. Şimdi bak. Birkaç tane fotoğraf çeksene, bize atarsın. Arkamdan çek ama ensem gözüksün. Açacağım o fotoyu açacağım. Çek birkaç tane güzel çıktı mı ki o? Tamam hadi gidelim. Bu eleman parçalayacak. Tamam. Özledin mi burayı? Bir ara gelelim ya. Gelelim gelelim. Para da lazım. Nereye gidiyoruz şimdi? Şimdi AJ'nin yanına gidiyoruz. Hayır tek başına. Alo. Alo. Efendim. Abi galerinin oradayım da bir polis aracı o tarafa doğru gelmeye başladı haberiniz olsun. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Ben bıraktım arabayı teslim tamam. Ettim. Tamamdır. Hadi gidiyorum AJ'nin yanına. Tamamdır. Şimdi biz bu Onur'a ne yapsak? CK alamayacağım tabii ki de. Bu CK'lık bir rol değil yani. Senin araba AJ'de mi? Yok benim araba şeyde kaldı ya. Neredeydi? Dur gideyim alayım benim arabayı da. Nerede ki? Gitti mi? Yok uzakta değil şurada hemen. Ben onun ben yapacağım şu aklıma geldi. Aklıma geldi. Kimdi o polis? Görmedim ki camları kapalıydı. Yedik mi kırmızıdan? Ya amına koyayım be.
Evet, anahtarı da yutman gerekiyor bu durumda. Hangi anahtarı? Bana öyle diyorlar. Anahtarı arabadan dışarı at. Evet, biri de yut dedi. Ne yaptım ben? Kırmızıda falan mı geçtim? Ne bileyim. 85 aranan aracın kontrolleri için Erik bölgesinde kod altında. Son anons iptal et. 85 kırmızı ışık ihlali yapan aracın kontrolü. Ne yaptın ki? Kod altı Hevik. 85. Sen bir belaya falan bulaşmadın değil mi? Ben hayır. İnşallah. Verdim 85 kırmızı ışık ihlali yapan aracı için Hevik bölgesinde kod altı. Normalde bu kadar uzun sürmüyor ama. Ne bileyim, anlamadım. Bir gelsinler bakalım. Sağ ön camına. Ben de anlamadım. Camında pozisyon al. Selamun aleyküm. Merhabalar. Kolay gelsin. Merhaba, hayırdır? İyi günler. İyi günler. Selam. Beyefendi, iki tane kırmızı ışık ihlali yaptınız. Yaptın mı? Evet, yaptınız. Ya bu trafik ışıklarının hep içleri kar dolmuş, görünmüyor ya. Hayır bak, ondan falan değil, tamam mı? Geçen kızlara bakıyorsun, dikiz aynasından geçen kıza falan bakmadım. Bu havada neyine bakacağım? Sanki bir tarafa açık. İşte arkadaşlar, ben de anlamıyorum neye baktığını. Hayır. Buyurun memur bey, kusura bakmayın. Tartışmayı lütfen sonra yapın. Sakinleşelim. Yapalım. Hayır hanımefendi, nereye sakinleşeyim? Sürekli bakıyor. Ya sen görsen bakmaz olalım. Mısın karpuz gibi ya? Ne? Polise, hayır, kabul ediyorsun dedim. Bir de. Hayır, kabul hayır, etmiyorum. Hanımefendi. Hayal ediyorsun için. Buyurun. Sizi araçtan aşağı alabilir miyim? Tabii ki de. Ben de mi? Sakin olma efendim. Yok, siz kalın lütfen araçta. Tamam. Şöyle can güvenliğimiz için kenara alayım sizi. Memur Asena, beyefendinin ehliyetini kontrol edelim. Beyefendi merhabalar. Merhabalar. Ehliyet ruhsat görebilir miyim lütfen? Beyefendi. Bir dur kızım. Bak bu kimliğim. Hı hı. Aa, bu da ehliyetim. Anlaşıldı. Siz Mia Hanım'sınız daha önce. Saruhan Kaya. Size kayıtlı. Evet, ikimiz arası. Doğrudur. Tamam. Efendim, belgelerde herhangi bir problem yok. Tamam. İsmi ne beyefendi? Saruhan ben, Saruhan Kaya. Saruhan Bey, bu seferlik sizi sözlü olarak uyaralım. Eyvallah, ancak... ya görmedim, yoksa dikkat ederim ben evet. Yani. Anlıyorum, ancak hem kendi güvenliğiniz hem de diğer teşekkür vatandaşlarımızın ederiz. Güvenliği için biraz daha dikkatli olun. Allah razı olsun, sıkıntı yok. Ama şu belediyeye falan söyleyin, karları bir şey yapsınlar ya, alsınlar oradan. Çok haklısınız. Gereken bilgilendirmeyi yapacağım. Biz araca binip devam ettikten sonra devam edebilirsiniz. Eyvallah, tamamdır. Hadi iyi görevler, kolay karlı gelsin. Karlı havada güvenli sürüşler, iyi günler. Tamamdır, sağ olun. Amına koduğum. Artist, kırmızıda... Dur. Seviyorum polisleri ya. İşlerini iyi yapıyorlar. Evet evet, ben de çok severim. Düzgün insanlar yani. Kimisine uyuz oluyorum ama yani bunlar gene iyi. Yarram başına bak. Sanki hepsi pezevenk. Sanki terör eylemi yaptık anasını. Kırmızıda gitmişiz. Elinde elektrik tabancası. Aa, arabam yok. Çekmişler lan arabamı. Neyse dur. Arabın burada ne iş vardı? Emanet aldım. Hatta dur, hı, biraz daha alayım. Geliyorum. Tamam, ne kullanmak istersin Onur'a? Sopa. Sen iste yeter balım ya. Yağlı sopa bile veririm ben sana. Yağlı mı? Bu burası değil miydi lan? B12 ne ya? Bu ben buraya geldim. Buraya mı geldim? Otobanda. Ananı sikeyim. Unuttum lan. Beyler, ben gerçekten hastayım galiba. Gerçekten hasta olabilirim bu arada. Bu normal değil çünkü. Gerçekten normal değil bak. Sopa istedim o. Sopa alayım bir tane.
Hangi bıçaktan attım torpidoya? Normal attım. Bir tane bundan alalım. Maçete de alalım amına koyayım. Alalım ya. Git otobana ya, siktir et amına koyayım, kalsın. Senin telsin yok mu? Yok, onu almaya gidiyordum. Karşıma Onur çıktı. Adam şey gibi her yerden çıkıyor. Dur, bence telsiz işini de halledeyim ben. Tamam, olur. Kaç param var? Ya bu harita çok kötü durumda ama ya. Şuradan gitsek, buradan da oraya gitsek yer ya. Oh! Hadi bakayım. Ananı sikeyim, buradan değil. Neredeler şimdi? Bilmiyorum, bir arayayım bakayım. Gittin mi Ajay'ın yanına? Geldim abi, buradayım ben. Onur'u tamam. Bağlamış yalan. Aa, Onur'u bağlayın amına koyayım. Ağzını kapatın, bağlı, çenesini bağlı. Sikerim onun ben. Tir titriyor. Tamam, ben şimdi geliyorum. Tamamdır abi. Bağlamışlar yavşağı. Güzel. Yok, bu benim PC'den dolayı değil arkadaşlar. Bu belli. Wi-Fi'm kaynaklı yüksek. Ver bir $5,000 daha ver. Ya bak, birazdan sosyal harfiye girdiğimde bir bakın ya. Size bir şey göstereceğim, çok eğleneceğiz. Onur hem yavşak hem tatlı karakter. Ya Onur'un hep eleştirim o. Onur'un biraz şey yapması lazım bence. Ya mesela birine sövüyor. Bir şeyler yapıyor, adam kuvvetli çıkıyor mesela. Sikiyor Onur'u. Onur gene sövüyor. Yani bir noktada hep bir forslanıyor gibi hissediyorum. O yüzden... şey yapması lazım ya, bir noktada bak, görüyor musun NPC bug'ını? Bak bunlar işte crashletiyor. Ya bunu Onur linçlemek için söylemedim bu arada. Karakteri öyle ama bir noktada bir sonuca varmadığı için de yorucu olabilir. Bu arada BQ tek 100 lira oğlum, bir sakin ol kral, bir severek ses izliyoruz. Öyle de kardeşim, işte adamı deli ediyorlar amına koyayım. Bizim telsiz frekansı ne şimdi son? 21.41. Ha, aynı hala. Evet. 21 sen, 41 ben. Aynen. Amına kodumun Onur ha. Bunun arkadaşları, kuzenleri mi ne varmış bir de? Evet, 2-3 tane var bundan. Efendim. Şimdi ben bunu yalağa koydum, inek yalağı. Ha tamam, biraz yalat orada ne varsa. Susamış da, yalaktan mı içsin, su bulayım mı? Yok, su içir, yalaktan içir ama. Tamam, yalaktan, tamam. Aynen, yalaktan içir. Hatta içirirken bir yandan da şöyle bir ucundan çişini bırak oraya. Ha, tamam ya, abi. Vitamin olur ona, iyi gelir. Aroma olarak, tamam. Aroma, aynen. Limon, limonata gibi. Tamam abi. Hadi, içkine sağlık. Ama idrar mı içireceksiniz? İdrar içsin ya, iyi gelir. Bir tane adam vardı. At Stafford. İzledin mi onu? Senin oralı. Duymuştum, izlemedim. Ha, o da içiyor öyle, güzel oluyor. Ne alaka? Yani Davut Arak içilebilir, evet. Bir şeye ihtiyacın var mı? Alayım mı sana tablet mamlet? Oyun oynarsın. Aa, yok, teşekkür ederim. Ha tamam. Oyun oynayacak yaşta mıyım? Kocamanım. 21.41. Ya bu niye evet basıyor ya? Telsiz kontrol 1-2-3-4-5. Geliyor sesin. Başkası var mı? Ne haber Mia? İyi misin? Neredesin? İyiyim. Arkandayım. Ha iyi. Gidelim bakalım. Tek onu mu aldınız? Kuzenleri de var mı? Yok, tek ona denk geldik. Bir küçük böyle bir çizdim ama hani daha darbemi vurmadım ben ona, dur. Bugün yaşayacaklarından sonra bir daha herhangi birinize bulaşamaz diye düşünüyorum. Bulaşırsa zaten var ya, onu deşerim yeminle. Yapmaz herhalde bir daha.
Benzin az biliyorum biliyorum. Yeter bize. Nere? Dağ mı kaldırdı lan bunu? Ne yaptı? Herhalde dağa gidiyoruz. Her taraf çok beyaz. Yolları ayırt edemiyorum bazen. Evet evet. Biz rakı içmeye gidecektik. Ya baktım ilanlar hiç duyuru muyuru yoktu ya. İptal mi oldu acaba? Bilmiyorum ki, bakayım ben de. Aa, gazeteye çıkmışım. Ha, okudum okudum o haberi. Yavşak, şimdi ben de onu şu son halini bir çekeyim de fotoğraflarını medyaya verelim. Bence şehrin yarısı mutlu olur diye düşünüyorum. Kesinlikle olur. Hiç kimse sevmiyor onu. Konum burası. Güzel mekan. Ben şu çocuğu bir arıyorum, bir saniye. Tamam. Buyurun efendim. Kolay gelsin kardeşim. Eyvallah abi, buyur, sen kimsin? Benim adımı boş versen, şu haberleri sen mi yapıyorsun? Aynen, ben yapıyorum abi. Ha iyi, tamam. Böyle ha, ne oldu? Bir tane bir adam aradı da beni, çok güzel bir... Fotoğrafların, bilgilerim var dedi. Bu senin son yaptığın haberin içeriğiyle ilgili. Çocuk bana yollasın, sana aktarayım onu, haber hangi yaparsın. Haber, hangi haber abi? Ya bu Mia Carter haberleri falan. Bu var ya bir tane kıvırcık. Mia ablanın haber. Ha, bir tane yavşak. Ha kıvırcık. Ha, sen sevmiyor musun onu? Sevmiyorum abi. Orospu çocuğuyla ilgili ya. Var ya bir haber yollayacaklarmış. Aklın şaşacakmış ha. Cidden mi abi? Ha tamam. Amına kodumun çocuğunu aynen. Bu numaraya mesaj atsınlar abi, anasını siktim onun bak. Ta, haberlerde manşet yapacağım ona. Sen tam bir habercisin ya, sevdim seni. Tarafsız ol her zaman, adamsın. Tabii ki abi, tam tarafsızım orospu çocuğu. Orospu neyse, çocuğu tamam abi. Hadi görüşürüz. Bay bay. Böyle bir konuşmam var ama. Bütün şeyi nefret ediyor amına koyayım. Böyle bir habercilik mi var ya? Mia! Nerede lan bunlar? Yalaktan şey içiriyorum dedi. Bu evin girişi var mı? Herhalde ağır tarafında falandır, yalak malak dediğine göre. Öğrenelim amına koyayım. Mia nereye gittin kız, bulamıyorum. Neredesin? Arabaların oradayım ben. Nasıl? Saklandın mı, ne yaptın? Yo, ön tarafa gittim. Neredesin? Sarı. Görmemiş gibi yapma, yemezler. Nerede bunlar? Ön tarafa geçelim, gel. Rol pastayım diye orada görmemezlikten geldi de. Ya niye kimse açmıyor ya? Öf! Amına koyacağım, telefonun icadını yapmışlar, kimse kullanmıyor ya. Ne yaptı, başlarına bir şey mi geldi acaba? Has siktir! Ne oluyor ki? Yerde yatan birileri var. Ya bakalım. Dur, geç. Dikkat et, dikkat et. Tamam abi, şimdi oldu. Ne tamam. Yapıyorsunuz lan?
Oldu mu lan 5 dakika? Ne oldu 5 dakika oldu. Oğlum. Mal. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsunuz oğlum? Başınıza bir şey geldi sandım ya. Abi yok. AJ abi bir karda şey dedi, cildi dedi. Soğuk dedi. Ay amına tabii koyayım. Oğlum fındık kadar olur lan. Yatmayın öyle kara, üşütürsünüz. Ne yapıyor bu? Abi bu yalakta çok üşüdü, ölecekti. Altan abiyle kıyafetlerimizi çıkartıp sardık. Oo ne güzel küfür ediyor ya. Canım benim, sanat yapıyor resmen. Üşüyor mu lan? Kıvırcık. Yarra. Evet devam hadi. Öleceğim. Oğlum senin kaslar seni korumuyor mu şimdi ya? Soğuktan etkilenmemen lazım senin. Su. Kim su kim? Mekanik su mu? Aa oğlum bak bir tükürdüm buz oldu kafana düştü lan. Dur ben seni ısıtayım dur bekle. Oğlum üzüldüm lan çocuğa. Dur ben seni sıcacık yapacağım şimdi. Vitamini kabuğunda abi. Sen bunu suyuna kattın mı şey limonata? Yok kattım abi. Mia orada durma istersen. Biz öyle bir mix yaptık. Duman çıkıyor. Bak tam ağzına denk getirdim. Bak. Bak. Oo, iç. Götür sıcacık oğlum. Bir de çay niyetine. Oo. Vallahi ısındım vücuduma. Vücuduma. Dur bak karnına doğru da işim. Oo. Benim de ne çişim gelmiş ya. Allah. Abi benim de biraz var ama. Var mı oğlum işeyin lan boşa gitmesin bak dur. Ya, bekle. Ben şu köşede bekliyorum sizi. Mia işeceksen sen de işe. Mia sen de gel işe. Ne? İstiyorsan bir bardak mardak bulayım ya. Bu ne ya? Dur bir dakika. Ben ya neler ben gördüm ya. Lan Soran seninki de küçükmüş lan bamya. Oo harbi mi? Seni ya görünce bir küçüldü ya. Sağ olun. Çok çirkinsin olsun oğlum lan. Bu nasıl kalksın? Allah razı olsun sizden. Şey yapayım mı? Şınav pozisyonuna geçeyim mi? Yok sağ ol. AJ sen devam etsene. Benim bu kadardı. Ne yapacaksınız? Öldürmeyin beni ya. Ölmek şuraya istemiyorum ben ama ya. Oğlum öldüreceğiz tabii de yani biraz öldürmeden önce eğlenelim değil mi? Bitti. İşedik gel vitaminini verdik şimdi bu şey. Cesede hemen çürümez bunun. O yüzden arada bir iş yemek gerekiyor böyle. Isındım ya gerçi. İşindim mi? Ha iyi bak. Oğlum bak ölmeden önce seni biz hani böyle huzura erdirelim. Rahat et diye anladın mı? Öldürmeyin ya. Niye öldürmeyelim oğlum? Sen niye ölmeyi hak etmedin ya mi? Ne yaptın ki ben? Ay sen ne ben kadar masumsun ya. Ben kimseye bir şey yapmadım. Kime ne zararım olmuş benim ya? Aa zaten bıçak kadın ölecektim neredeyse. Ne zararım olmuş oğlum ya, ya sen zararsız bir çocuksun aslında da. Sen benim mesleği biliyor musun? Yoo. Ben kasabım lan biliyor musun sen? Çok güzel kasabımdır. Ciddi misin ya? Aynen. Böyle döşmüş hiç affetmem hepsini böyle var ya incecik. Bak ben bir eti keserken başıyla sonu hep aynı kalınlıkta olur biliyor musun? Sen de bayağı kaslısın ha valla. Benden olmaz beni kesme o yüzden. Kaslı etik güzel olmaz. Bana bir şey yapmayın ya beni bırakın. Ben size ne yaptım ki? Şimdi bunu sen soğunu da hissetmiyorsundur. Yapma. Yok lan bir şey yapmıyorum ya. Diyorum ki şu ne diyorsunuz buna lan? Altan ne diyorlardı? Sikpek mi diyorlardı? O kadar uğraştım kas yapsın yapma ya. Diyorlar abi. Ha şimdi ben bunun abi baklavasının iki tanesini alsam ne oluyor bu? Forpek mi oluyor? Aynen öyle. E sen dört tanesiyle yaşayamaz mısın? Yapma kesmeyin. Bana niye zarar veriyorsunuz ya? Oğlum sana ne zarar vereceğim? Ben masum bir insanım. Ben psikopatım biraz manyağım da o yüzden. Zevk alıyorum. Biliyor, haftada bir tane böyle kesiyorum. Hele kıvırcık oldum bayılıyorum. O çok güzel sandviçe yakışıyor. Nefesim gitti bak. Ne yapacaktınız ona? Beni niye kaçırdınız? Kaçırmadık oğlum ya. Yapma, arkadaş yapma, oluyoruz. Yapma. Kaynaşıyoruz. Yapma.
Aa, şöyle bak, tam şuradan diyorum daldırsam böyle hafifçe yukarı, tam bak bu karın kasının ortasından yukarı göğsüne kadar çıksam kan kaybından kaç saatte ölürsün diye düşünüyorum da, ya ya da sana hiç acı çektirmeyeyim, direkt keseyim boğazını ya. Ölmeyecek senden, delikanlı gibi öldür, acı çektirme. Delikanlı gibi mi? Oğlum bizde delikanlılık ne arar lan? Senin gibi delikanlılar varken biz, aa ayıp edin bak. Olsun, kalbimi olsun. Kırdın. Şimdi bak, delikanlılığın birinci kuralı ne? Kadınları dövmek değil mi? Kim dövmüş ya? Ya öyle, ben öyle duy, ben öyle biliyorum. Sende farklı bir bilgi var mı bu konuyla ilgili? Kadından kadına değişir ya. Doğru söylüyorsun, aynen. Mia. Evet. Nasıl yapacağız bunu? Bir emot vermedik ki. Şu ceketimin içinden bak, ucunu gördün. Yakala onun tutamacından. Ah. Al o sopayı. Bakayım bir Mia'nın gücünü bir görelim ya. Şey, göğüs kafesine vur ki yumuşasın, orayı keseceğim çünkü ben. Ha, göğüs kafı yumuşat, kaslarını yumuşat onun. Ne haber Onur? Abi ayakların kara batmış. Ha. Niye vuruyorsun bana ya? Böyle öldü. Mi vuruyorsun bana? Ama bir şey söyleyeceğim, az oldu ya. Mia biraz sen, ben sana güveniyordum, böyle sert vur ya. Az mı? Tamam. Ha şöyle farz et ki ben seni aldattım, böyle yanımda 3 tane fıstık hatun var ya, memeler tavan. Ondan sonra böyle sen yanıma geliyorsun, diyorum ki ulan ne güzel kadınmış bunlar. Bunlar kadınsa Mia ne diyorum. Böyle kafayı yemişim ama düşün yani. Senin yüzünü bile görmüyorum, saçları da pembe bile değil yani, o kadar etkileyici kadınlar. Tamam öldü tamam dur bırak bakayım. Bir yumuşamış mı kasları bakacağım. Lan amına kodumun oğlu. Kendi gücün yetmiyor da karılara mı dövdürüyorsun? Vaa ulan bunun sesi gene çıkıyor. Mia şöyle biraz da ağzına doğru bir vur bakayım. Diş ama böyle 5-6 tane dişi kırılsın yani. Hani var gücünle vurma. Tam ağzına değil mi? Ha tam ağzına bir vur bakayım. Aa ulan o ses dişinden mi geldi? Çat dedi ama. Ne oldu lan, sesi kesildi bunun. Onur. Onurum. Oğlum. Şimdi tokatlamak istiyorum ama tokatlayamam. Çiş var yüzünde. Ah canım benim ya. Seni amına koduğum. Şu şeyi mi yapsak ki? Suya mı batırıp çıkarsak ki? Ayılır mı? Ha yani ayıltıp su. Ayıltıp mı diyorsunuz? Ha. Şu su değil. Diğeri su. Bu ne? Bu Çiş abla. Çiş. Göremiyorum. Bekleteyim mi daha? Ulan dur ya, bu çocuk ölmesin böyle. Bünyamin. Efendim. Şimdi sana bir konum atıyorum, ışık hızında gelmen lazım. Çok acil bir hastamız var ya. Tamamdır. Bir atla tamam, gel gözünü sil. Yanına tamam, kimseyi geliyorum. Alma ama tamam, tamam mı? Tamam geliyorum, anladım. Şimdi bunu ne yapalım biliyor musunuz? Bunu böyle Bünyamin'e verelim. Bakımını yapsın. İlgilensin, ölmesin çocuk değil mi yani şimdi? Ölsün mü? Yok canım. Değil mi? Ha böyle bir hem tedavisini yapsın. Böyle ayıltıp bayıltıp ben bunu bir sikeyim. Diyorum ki bunun orta parmağıyla işaret parmağını bir alayım. Ondan çok güzel ızgara olur bak. Altan bilirsin, yaptık önceden. Ondan sonra bir de şöyle ayaklarının parmak aralarına küçük küçük böyle jülyen vuruşlar yapayım. Adım da atarken böyle biraz canı yanıyor biliyor musun? Çok tatlı oluyor. Böyle her parmaklar kıvrıldığında böyle uf uf yaptırıyor adama. Ondan sonra bir de şöyle sırt şeyine, dibine de bir güzel Saruhan'ın sesini yazdık mı tertemiz olur. Sonra da bir de bu durmadan böyle yaylana yaylana oynuyor ya. Aynen.
Artık onu da yapamaz ayağını kesince. Ha, onu da yapamaz ama bak şimdi güzel kısma geldik. Ben yapacaklarımı söyledim. Sonra... Ne? Ondan sonra 5 dakika sizi hayal gücünüzle baş başa bırakacağım. Bakalım ne kadar yaratıcısınız. Parmakları kesilecekse CK izni. Onu da bir görelim yani sizin de. Sizin de hayal gücünüzü merak ediyorum. Ben bir filmde izlemiştim. Ne izledin lan Altan, söyle bakayım. Şimdi adamı bir tane sandalyeye oturtuyorlar. Sandalyenin altını çıkartıyorlar. Hasırdı. Orayı kesmişlerdi, boş bırakmışlardı. Bir tane halatı ıslatıyorlardı. Halatla alttan alttan vuruyorlardı. Oo. Abi ben çok yaratıcı değilim de. Geçen gün bizim senin markette... Aklına geldi. Markette gördüğümüz poster vardı ya, onu çok merak ettim. Kaç dakika dayanabiliyor diye. Ne o, bir daha söyle bak. Ha, şişe mi? Şişe. Evet. Yani ben bu çocuğa çok koyacağını sanmıyorum o şişenin. Bu zaten alıyordur. Yani bilmiyorum abi. Ya öyle bir tipi var yani, ben öyle sezdim. Ben şişeden değil de kaç dakika dayandığını merak ettim yani. Dayanır oğlum, sana bir şey söyleyeyim mi? Pimaş gibidir bununkisi. Şişt lan, uyandın mı? Aslanım benim, memuşlarını sıktığım. Oğlum bak, aa uyanmış sinek. Lan bu havada da sinek mi olur? Onurum iyi misin oğlum? Efendim? Oğlum dövmüşler seni, buraya atmışlar be oğlum. Öldürün lan beni. Öldürelim mi? Niye öldürelim oğlum? Ben senin babanım lan. İnsan evladına kıyar mı? Oo. Ah canım benim ya. Kim yaptı sana bunu oğlum? Söyle, indirelim ya. Bulacağız onları. Bulur muyuz lan? Buluruz değil mi Altan? Hala şokunda ya. Bulacağız abi, tabii buluruz onları. Ulan çok da... Ne oldu ben senin? Ben masum bir insanım. Ben kimseye bir şey yapmadım. Bana niye oğlum, böyle yapıyorsunuz? Ya niye, ne bileyim oğlum. Hep masumların canını yakıyorlar ya. Küçükken deyip bana böyle yapıyorlardı. Küçükken ne yaptılar lan sana? Anlat, derdine derman olalım be oğlum be. Senin gözlerinde o acıyı görüyorum ben. Anlat bizi, duygulandır biraz. Hayır, sadece öldüğüm gün öğrenilir bu. Öldüğün gün nasıl? Mektup mu bırakacaksın? Vasiyet bıraktım bir kişiye. Kime bıraktın lan? Babana niye bırakmadın? Babam öldü. Babam hakkında lütfen dalga geçme. Oğlum anlat, dinliyorum ya. Ben şöyle bir şuradan da bir parça alayım, bu çok lezzetli kısmı. Anlat, dinliyorum ya. Ben acıya dayanırım. Küçüklüğümden beri hep oğlum acı çektirmek için değil lan. Biraz fazla çıkıntılıydı. Bir şey yapıyorum. Temizliyorum yani. Şu sol tarafı aldım. Sağ tarafı da alayım mı? Dengeleyeyim mi onu? Kes. Ya ben eskiden tıpa çok meraklıydım. Böyle ya, hep estetik cerrah olmak istemiştim. Bünyamin'e de anlattı bir şeye, bizim doktor arkadaş var. Ondan sonracığıma dur şunu da alayım. Mia, memoji ister misin? Hayır. Bunu hayvanlara falan atarız ya. Oo, hoş geldin doktorum. Ters bulduk, hoş geldin. Kurbanı erken getirmişsiniz. Ya bu sen ama mutlu oldun benim. Sen bir mutlu oldun, hayırdır? Beni bunlar ya. Haftada 3 kere rehin alıyor. Sen bizim doktorlar rehin mi alıyorsun lan? Doğru kişiyi çağırmışız. Dur oğlum, senin kafan şurada ha. Ya bir şey söyleyeceğim, ben bunun memo uçlarına şimdi acil müdahale ettim. Çok çıkıntılıydı, soğuktan da böyle diri diri olmuş. İyice dirileşmiştir. Ha, dirileşmiş, çok rahat çıktı da. Bunun ızgarasını yaparız, o ayrı konu. Şimdi bu böyle arada bir bayılıyor gidiyor, tamam mı? Bu bayılıp gittiği zaman diyorum ki şuna sen bir şey mi koklatırsın, ne yaparsın? Ayıltalım ya, yazık çocuğum. Amonya koklatırız, ayıp ediyorsun. Ha, ama ya ben az önce işte böyle bir işedim üstüne, çiş kokuyor yalnız, çok dokunma, eldivenim falan varsa şey yap da. Var. Ha, ona var. Dikkat et. Dur bakayım memuşlar nasıl olmuş? Ulan tam bak yer açıldı ha, göğüs bastın mı onlar daha rahat genişleyecek. Evet. Aynen. Şimdi dur bakayım ya, Mia şu sopayı ver bakayım bana bir. Seni sopayla vurdu değil mi bu sana? Evet. Ben vurmadım ya. Kim vurdu lan sopayla, sen vurmadın mı? Fan club üyeleri. Ha. Benim öyle tek olduğuma bakmayın, kalabalık gelseydim buralarda böyle kaçma, olmazdı. Silah fix yaz ya. Oğlum bak, seninle hastanede karşılaştığımız günü hatırlıyor musun? Hatırladın değil mi? Ağzına sokmuştum hani silahı. İyi. Birazdan yine sokacağım. Sen silah sokarsın. Sen de yarak mı sokarsın? Yok ya, ben ölmek istemiyorum, konuşmayacağım fazla.
Öyle mi? Öyle mi erkek olunuyor? Sen ne oğlum bu şehirde senin bu hal hareketlerin insanlar senden nefret ediyor bu kadar? Yavşak mısın sen? Amına kodumun oğlu. Ben düzgünüm. İnsanlar orospu çocuğu. İnsanlar orospu. Ha. Bir düzgün hala sensin seviyorum. Herkes orospu aynen çocuğu. Aynen öyle. Ha. Aynen öyle. Vay be ulan. Ulan hadi erkekler orospu çocuğu. Kadınlardan ne istiyorsun? Eylül'e orospu demişsin. Mia'ya sopayla vurmuşsun. Oğlum kalıbı bu kadar. Ne yapsın? Çocuğun yaratılışı öyle. Şartlar eşit olduğunda konuşalım. Bir de Altan. Beni şartlar vurmuştu. Eşit. Sen hala konuş. Şartlar eşit olmayacak oğlum bu saatte. Unut onu. Ha senin kuzenlerini de öldüreceğim bu arada. Haberin olsun. Onları öldüremezsin. Aa ölümsüz mü onlar? Hele hele yarrağıma bak. Hele hele ben yarrağım. Onlar için ölmeye hazırım ama. E tamam oğlum onlar için ölmeye. Onların kanına dokunursanız burayı yakarım. Yakar mısın? Of feci. Diyorum ulan şundan da löpet çıkar lan. Bunu da alayım mı acaba? Tipi düzelir lan aslı. Bünyamin bir bak bakayım. Bunun kulak memelerini alsam şık durmaz mı ya? Bünyamin bak burada böyle yapıyorsun. Bana bir zarar verirsen ananı sikerim senin. Oğlum konuşma lan. Yarrak hala konuşuyorsun. Bulmadan sikerim belanı. Aa ooo bisti o. Neşter. Aa bistiriyor ben kesin. Bilirim. Bu güzelmiş. Hastaneye çok gittim. Domates gibi geldi valla. Koparma. Bak bak şu. Koparma. Şu bak görüyor bak nasıl güzel. Bak vurdun mu bıçağı ne güzel açılıyor gördün mü? Fazla hissetmiyorum ama koparma lütfen. Tabi soğuktan onun acısı sonra çıkar ama sonrası yok işte ona üzüldüm bak şimdi. Şimdi dur bakalım. Seni bir küçük... Uyutacağım bir açılın bakayım şöyle. Bir açılalım. Bir açılın bakayım şöyle biraz ısınayım ben biraz üşüdüm. Nerene vurayım oğlum? Memeleri hallettik. Kulağın çizdik küçük. Başka senin şeyler sağlam mı lan? Malzeme. O sopayla bana birazdan vursan kalbim duracak gibi. Aa harbi mi? Ulan evet. Ne üzücü olur biliyor musun? Ölmek istemiyorum. Amına kodumun oğlu. Lan ecladını siktir yeminin. Yarra seni. Amına kodum. Böyle mi vurdun lan? Böyle mi vurdun lan? Bünyamin. Ninni mi o kızı? Elinden öper. Seve seve. Bir de şöyle tedavi uygularken bir hata mata yap ya. İzle. Öldürmüyorum oğlum şu an. Dur dur şunu alayım. Bekle bekle bekle. Orada yapma orada yapma. Gel buraya gel buraya. Hah. Ha çantadan bir şey almış. Ne diyorsunuz? Sizce kendine gelir mi bu uyandıktan sonra? Akıllı davranır mı bundan sonra? Ne diyorsunuz? Bir yorum yapın bakayım. Biraz erken saldın gibi abi. Yo ben daha yeni başlıyorum da hani pek dayanabilecek gibi değil. Baksana çocuğa. Vallahi yaptıklarını hatırlıyorum da. Değil mi? Biraz daha hak etti ya. Biraz daha oynayalım yani. Ya köpeğe bile vurdu piç ya. Köpeğe de mi vurdu? Aa uyandın mı oğlum benim? Biraz enerjik hissedebilir kendimi. Öldürün lan beni. Amına kodumun çocukları. Oğlum ölüm kolay lan. Ölmekte ne var? Şimdi sen bu kadar acıya dayanıklı bir delikanlıysan eğer. Çok acıyor canım acıyor canım acıyor canım acıyor. Canım mı acıyor canım? Oy 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 oy. Dur oğlum geçecek oğlum benim. Aje bir yerden bir karmar toplaşın ağzına canım, bir tık bakayım canım, bir ya. Canım acıyor. Kar ağzım delirir gerizekalı. Hayır tamam işte oğlum. Erisin ki boğazına su gitsin canım, böyle erdikçe. Canım acıyor çok kötüyüm canım acıyor. Canım acıyor çok kötüyüm çok kötüyüm çok kötüyüm. Hani hissetmezdin lan pezevenk. Kendine gel oğlum.
Kendine gel oğlum. Hadi oğlum, direnebilirsin. Kendime gelemiyorum. Çok acıyor. Canım acıyor. Canım acıyor. Canım acıyor. Canım acıyor. Canım acıyor. Vurma, vurma. Doldur aşı. Çok acıyım. Çok acıyım. Çok acıyım. Çok acıyım. Çok acıyım. Çok acıyım. Oğlum hadi oğlum hadi oğlum, buz gibi olmuştur, dondurma yiyorsun şu an, dondurma yiyorsun, öyle düşün. Ulu gulu 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 gulu. Oy senin kıvırcık saçını yediğim. Şöyle biraz daha bastırırsam sana böyle. Bir şey söyleyeceğim, bunu ne kadar bastırırsam ölür lan Bünyamin. Morarınca mı? 35 saniyesi var. Kaç? Vücudum osmor olur. 35 saniyen var. 35 herhalde. Saniye. 34, 33, 32, 31, 30. Oh bak bak bak, rengi değişiyor, rengi değişiyor. Rengi değişiyor lan. Oğlum ne garip bir şey ya. Allah Allah. Sen çek de Bünyamin, bak ben dalıyorum ha. Hop çektim elimi. Ben sana bir güzellik yapayım, dur. Bünyamin elinden öper. Ya öldürecek kadar basmadım. Heh. Vücudun hassas noktalarına çizikler atar. Bünyamin de manyağı bağladı. Kolaylık da sağlıyor. Az bir şey unuttuk. Neyi İyi. Unuttuk lan? Bu yerdeki şerefsiz yengenin ayakkabısına tükürmüştü. Ne ayakkabısına mı tükürelim? Bel şey, şimdi bak şu, bak o çizdiğin yerler var ya belinde falan. Hı hı. Oralara böyle küçük dokunuşlar yapayım mı? Koltuk altından kalbini bile çıkarız. Oo ulan. Şuna bir şey koklat bakayım, bu ayılsın bir. Yenge arkasını dönsün be. Ya dön bakayım bir. Ha ağzına mı vereceksin, ne yapacaksın oğlum? Ha siktir. İyi, hızlı hızlı sürt de ısınma yapsın. Yavaş çek gözlerini aç. Oğlum. Oğlum çok uyuyorsun ama ya. Bak arkadaşların okula gitti ya. Dönebilirsin yengem. Oğluşum iyi misin? İyi misin oğluşum benim? Şekilde tedavi ettim. Doktora götüreyim mi seni? Nazif kalk, sınavı kaçırdın oğlum. O kim lan? Uzaklarda arama. Şş lan Onur, bir şey merak ediyorum. Manita falan durumları var mı lan? He. Bir tanesini siktim. Harbi mi? Aynen. 3-4 tane sevgilim falan var ya. 3-4 bakıyorlar mı sana ya? Bakmazlar mı? Kastolu vücudum. Para da var. Aa, ulan köşede balta var. Evisin ama. Biz niye konuşturuyoruz ki bunu? Adam korkusuz ya. Hızlıca kafası sola. Beni bırakmıştı ya. Dövdünüz daha, ne yapacaksınız? Çok kötü, göğüs kafesim, her yerim ağrıyor. Evet Onur, yolun sonuna geldik. Öldürecek misin beni? Şimdi boynundan mı vurayım, kalbine mi vurayım? Boyunlar çok uğraşır. Çok da sikim neydi artık. Yapacak bir şey yok. Öldürüyorsan kes gitsin kafamdan, kes bari. Ha maçetem varmış, görmedim. Kendinize iyi bakın. Vedalaşacağım biri var mı? Var. Kim? Getirelim. Gerçekten mi konuşacağım mı? Gerçekten öldürecek misin, ona göre söyleyeceğim. Tabii ki de öldüreceğim oğlum. Şaka mı yapıyorum? Tamam, beni şehre doğru götür. Ha şehre doğru götürelim. Bu halde. Ama göstermem lazım. Adını bilmiyorum ki. Rol mü paslayacağı? Unicorn'da çalışıyor. Sıra. Bismillahirrahmanirrahim.
Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Şöyle bir ölmeden bir de... Bir özür dile bakayım yengenden. Kimden? Mia'dan, Mia'dan o sopa salladığınız var. Bir özür dile gitmeden hani şey ol, bir tane günah silinsin. Özür dilerim Mia. De ki bir daha de hani yaşayacak olsaydım seni ölümüne korurdum de ya. Böyle bir hata yaptığım için çok özür dilerim. Affet beni de ya. Affet beni, bir daha olsa seni hiçbir şekilde dövmezdim. Ben affettim. Ölmek istemiyorum. Kes bari, hızlı ol, hızlı ol, ölmek istemiyorum. Ya Altan. Efendim. Ne yapacak? Vallahi daha önce yaptığımız şeyi yapacak herhalde. Kesecek kafasını. Bırakacak. Aaa! Siktir. Çok korktum ya. Aa ulan ıskaladım ya. Iskaladın mı? Uskaladım, saçlarının yarısı gitti çocuğun ya. Ben bu balta kullanmayı bir öğrenemedim ha. Abi hep dedim sana antrenman yap diye ya. Kaçma kaçma gel oğlum, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, korkma oğlum. Yanlışlıkla yaptım yani, kusura bakma. Şimdi ben elimi kaydırırsam tam göz hizana falan gelirse çok kötü olacak ya. Of evet, öldürme beni ya. Oğlum bana bak. Sana çok net bir şey söyleyeyim mi? Evet. Bir daha benim çevremden bir kişiye bir zararın bir lafını duyarsam anam avradım olsun, senin kafanı bütün kuzenlerine birlikte keser götlerinize sokarım. Anladın mı lan? Şimdi dediklerimi tekrarla. Anladım abi. Bir daha senin çevrendeki kimseye ve sana bulaşmayacağım. Anladım ama şunu söylemek istiyorum. Onlar da bana bulaşmasınlar. Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Aranızda ona bulaşan var mı sürekli ya? Var. Hayır. Var. Kim var lan? Dün Mia bulaştı bize. Ben mi bulaştım? Aa evet dedi, Saruhan sevgilim dedi, senin amına koydurtacağım. Aa. Dedi, arabamıza saldırdı. Yalancı piç ya. Efendim abla. Öyle bir şey mi dedim ben? Yok abla, benim yanımdayken öyle bir şey demedim. Ya bana bulaşmazlarsa ben zaten insanlara bulaşmıyorum ki. Ya şu durumda bile hala yalan söyleyebiliyorsun ya, tebrik ederim seni. Senden cerre olur mu şu ya? Oğlum boşuna kasaplık yapmadık. Ya senin içini sik. Bak güzel. Şöyle buradan da böyle hafiften aldım mı? Bu. Ulan tam Süpermen oldun ha. Hep istediğim şeydi, sağ ol. Çok acı. Abi benim aklıma bir fikir geldi. Ne ya geldi? Siktir git, sikerim senin ananı avradını şimdi ya. Bak yine öldürelim. Başladı ya. Öldürelim şimdi, öldürelim. Öldürmezsen anneni sikeyim, beyaz saçını siktim mi oğlu? Şş, oğlum Arul valla takar. Sana demedim abi, sana demiyorum oğlu. Ne dedim ben az önce, ne dedim oğlum? Pardon, o bulaştı işte. Senin aklına ne geldi söyle bakayım hacı. Ben diyorum. Sus lan. Sus lan sikerim belanı. Ben bunun kafasını keseyim şimdi. Yok oğlum kesme. Şimdi güzel tarafı ne biliyor musun? Bu çocuk buradan çıkacak diyelim. Ya belki zorlanacak. Belki şey, ama ölmeyecek. İyileşecek. Şimdi ben bunun parmaklarını da tek tek kesmesini bilirim, koparmasını. Ne bileyim, sağ bileğini alırım. Çükünü kökten keserim. Kulaklarını iptal ederim. Her şeyi yaparım. Şimdi güzel olan ne biliyor musun? Hayat mücadelesi. O mücadeleyi verecek ve akıllanacak. Diyecek ki ulan bir daha ben bunlara bulaşmayayım. Çünkü bilecek ki bulaşırsa amına koyacağım. Değil mi? Yanlış mıyım Altan ya? Bir söyleyin bakayım. Biz hep bir şans vermedik yani, mi insanlara? Bugüne kadar hep verdik ama ikincide de artık geri dönüşü olmadı. Ha ama... Diyorsan buna da verelim yine şans. Yok. Bir dakika, verelim. Bir sürprizim var ama. Bana da bir şans verin ya. Bir şey söyleyebilir miyim? Altancığım mi? Sen sana zahmet, ayakkabılarını bir çıkırsan ona böyle küçük bir anı bırakacağım. Korkma parmağını oğlum. Geçen. Yok lan, parmağını keser miyim lan? Manyak mısın? Pis ayağın, ne yapayım ben seni? Şu ayakkabılarını bir çıkartalım. Ulan amına koyayım, zaten parmak kalmadı. Kürdan gibi çeken çekeni. Oğlum bunun parmaklarını çok kötü kes. Bünyamin baksana, bu nasıl bir işçilik ya? Bence doğuştan ya. Sakat bu. Oğlum kim kesti senin parmağını? Ya anlattırmayın. Allah Allah, ulan imza bırakmışlar. Yok oğlum işi bilmiyormuş. Böyle parmak keserek olmaz. Parmağımı kesmeyin, zaten kürdan gibi
Sıkıştan kesin de yürüyemeyeceğim. Parmak iş görmez, ayak lazım ya. Lan seni... Bak her parmağın arasına bir tane çizgi bırakıyorum. Bunlar var ya, yarın üf ya, inanamazsın onun acısına ya. Bana da yaptılar biliyor musun kardeşim? Yani ben de biliyorum. Bir yapayım bakayım şu baş parmağın. Ulan bu iki parmağın arası yok. Neyse oraya da vurayım. Heh. Sağ serçe parmak, sol 2, 3, 4, 5, 6. Şu sonuncusunu biraz derin vuracağım. Ah. Kokmasın, dikkat et. Ah, of lan, leş gibi de kokuyor amına kodum. Yani git şunu bir yıka lan. Tamam tamam. Hah. Oh. Ulan ellerimde kan içinde olduğu eldivenim falan, şunu çıkartayım bir ya. Vereyim sana lateks eldiven. Yok yok, iyi iyi. Tamam. Anlaşmamız anlaşılmış mıdır kardeş? Tamam. Ama bana bulaşmasınlar, bunları söyle. Bir şey söyleyeceğim. Söylemeyeyim. Ya bu polise giderse? Gitsin. Polise gitmem ben, bir şey yapacak olsam zaten lütfen itiraf gitsin. Yaparım. Sıkıntı yok. Ulan kim inanır bu saatten sonra aslan ya? Gibi polis çocuk bile o. Der ki iyi yapmışlar der, kıçına tekmeyi vurur gönderir. Polisten korkuyorsan adam niye kaçırıyorsun? Arkadaşlar şöyle bir açılsanıza. Tabii. Lütfen nasıl? Daha vurmayın, her yerim acıyor. Zaten bir doğarken alıyor böyle. Haberleri mi gidecek bu fotoğraf? Ona göre poz vereyim. Ben ünlü bir insanım. Yok oğlum, ne pozu ya? Poz verebilir miyim? Lütfen poz vereyim. E hadi ver, bir de poz vermeye çalış bakayım. Bu halde nasıl vereceksin? Gerizekalı. Lan şöyle çek, şöyle çek. Altan. Efendim senin abi. Yumrukların sağlam. Bir şöyle bir 5 dakikalığına bir bayıltsana. Allah. Oy. Bir son bir pozum daha var. Lan ellerim bağlamayacak seni var. AJ yaptıracağım dur. Aje, üşür müsün? Ben mi? Ha, şu an bir yok şey abi. Yaptıracağım sana, üşür müsün? Yoo. Tamam, dur şimdi. Benim bıçak niye sürekli girip iniyor? Bu bir bak galiba. Ne yapıyor lan onlar? Vur işte, öldür ya. Bir iki tane yumruk atsın. Amına koduğum. Kalk kalk. Sert. Orospu çocuğu seni. Kalk lan kalk. Abi çekil üstüne, çamur gelmesin. Dur oğlum, dayanamadım bir an lan. Amına kodumun oğlu. El alemin karısına kızına ha. Yetti herhalde. Tamam, şimdi sana son bir ricam var. Şunu böyle kollarından suya girecek şekilde domaltarak şu sulağa yatırsana onu. Aje sen yani de çıkar pantolonunu. Ben mi abi? Sen çıkar pantolonunu, çıkar. Peki abi. Mia sen dön arkanı. Ha, domalt onu şöyle bir. Ha, Aje, saplamadan arkasına şöyle güzel bir poz ver bana. Abi yüzüm gözükecek mi? Gözükmeyecek. Kolyeni de çıkar. Tamam. Ayılmasına, ayılırsa vur ense köküne. Sakin ol. Altan, ya ikili yapış, ya ikili durun böyle güzel bir. Sen bilirsin Altan pozisyonları.
Ya bir şey yiyeceğim, tüysüz bir de karpuz gibi amına kodum göte bak. Ah tamam. Evet. Bu böyle baygın kalsın bence. Ölür mü burada soğuktan? Niye adrenalin fazla verdim? Bir sik olmaz ona. Koşarak döner şehre. Şimdi bak bu şeyleri sen de biriktiriyorum. Bu arada Mia gerçek bir temas olmadı ya. Adamın götünü görmüyorsun, merak etme. Fotoğraf atacaksın, niye arkasını döndürüyorsun abi? Ne bileyim ben. Bir an unuttum. Bakmadım fotoğraflara. Adrenalinden sen bakma fotoğraflara. Telefonu bakmadım. Verirsin ben atarım onları. Ya vermez. Açma fotoğrafları. Şimdi dağılmasın, sen de biriksin yani. Bunu abi, ne yapalım, bunu bırakalım mı burada? Ha. Ellerini çözelim bari, ayaklarını falan. Tamam, ellerini mellerini çözün. Dur ben de şu şeyini yardım edeyim sana. Yo, unuttuğumdan değil, ben şeyi unuttum ya, götür sik sik sikme olmadı ki yani, sikme olmadı ne ya. Ver abi o ipi de bana, geride bir şey kalmasın da. Aman avudum ne oldu, hadi. Ya bu bıçak niye elime gitti? Peki bir şey soracağım şimdi sana. Olur da bu yarın öbür gün yine gelse. Yok artık gelmez. İlk beni bulur büyük ihtimal. Aa, bir dakika, ben son bir dökünüş yapabilir miyim? Tabii istediğin çekilin gibi. Çekilin. Bayağı iyi de. Vakit bundan bahsediyorum. Bana bulaşacaksınız, ben de bulaşacağım. Oğlum hala sen bulaşmaktan mı bahsediyorsun? Ben gidiyorum ha. Sen bir şöyle sürüne sürüne kendini şu ağrının içine kadar götür bak, üşürsün burada. Öğrenmiş miyim? Vallahi iyi vurdun ha. Doktor beni hastaneye götürür müsün? Kesin götürür ha. Beni götürmezsen senin hayatını sikerim artık. Ne anlamadım. Yaptığını biliyorum. Bir dakika. Oğlum sen böyle davranmaya devam etme bak, son uyarım ha. Sen öldürmesen ben öldürürüm ilaçlı abi. Neyse. Rahmı öldürürsün sen ya. Yok bu çocuk, bu çocuk. Bu, bakalım. Bir salalım, eğer bir daha bir şey yaparsa. Hayır. Hadi ya. Ölürüm bu takalım. Anam ayaklandı, konuşuyor mu? Öldüreceksin sandım. CK istiyor olabilir de yok, ben şimdi bulaşmayacağım. Ya ben öldüreceğim mi sandın? Evet. Ben bir karıncaya bile zarar veremem Mia. Dur ya bu arada. Şş, bana bakın lan. Telsize girin hadi. Çocuğu hala. Tamam abi. Ya bu bıçağı ne oluyor? Ha bu arada bir şey diyeceğim abi. Söylemeye biraz utanıyorum ama. Ha ne oldu? Benim telsiz alacak param yok ya. Ya seni ben yerim lan. Yerim hadi şehirde bir telsizcin oraya gidelim. Atla sen. Araban var mı senin? Tamam abi. Var var. İyi hadi gelin. Bizim araba neredeydi ya? Şu tarafta. Aga be. Aga be. Bak şimdi size çok eğlenceli bir şeyler göstereceğim. Bindiği arabaya bak, 8000 varlık telsiz alamıyor amına koyayım. Oh bir rahatladım ya. İyisin değil mi? Ben iyiyim. Ben de rahatladım vurunca. İyi geldi değil mi? Acayip iyi geldi. Şimdi sab olsun, size bu stresin üzerine daha rahatlama yöntemi göstereceğim. Bıçak nasıl kullanılır? Tavuk nasıl kesilir? Aa. Tabii. Biraz kafa dağıtalım ya. Fabrikaya mı gideceğiz? Ya bunu okudum.
Bir sıkıntı mı var? Ya arabaya bindi. Ben de lastik patladı deyip indirdim arabadan. İyi tamam. Bıraktım dağın başında. Bir şey falan yaparsa söyle. Yapamaz herhalde. Çok yüzüne kapattım ama. Bas konuşum ikiyi almaması lazım işte. Benzin bir... alalım mı? Ben almadım bugün. Tamam tamam hallederiz. Bir telsizlere girsin herkes. Benzin alacağım da. Yakında yok mu benzinci abi? Burada varmış. Bak şimdi çok eğleneceksiniz birazdan ya. Yerlere yatacaksınız. Ya öyle düşünüyorum. Chat ne yapıyorsunuz ya? Oğlum. Ya Onur'u CK'lamadım. Çünkü CK'lamak bence olmaz. Tek seferde falan. Bir de hani bildiğim tanıdığım adam oynayan yani o anlamda söylemiyorum yani hani. Bir de CK izni verdi. Ama yok. Parmaklarımı kesecekseniz dedi. Ne yaptık biz? Göğsüne S çizdik. Amına koyduk lan daha ne yapacağız? Kulak memesine çizikler attık. Şey meme uçlarını kestim. Aç mısın? Yok değilim ya. Mamsı olayım. Tamam. O 12 yaşlık yok oğlum bir şey yapmadım ki ya alt tarafı dövdüm ya. Beço nerede? Beço'yu nerede gördünüz? Şşş Ece. Düşünmüyor musun? Sende telsiz yok mu oğlum? Var abi. Ha tamam. Biz mi yanlış frekansa girdik? Telsizdeyim ben. Sen hangi şeyi kullanıyorsun? Sessiz söyle. Yok buradaymış seslendi. Abi telsizdeyim. Ha tamam. Biz sabahtan beri konuşuyoruz. Niye konuşmuyorsun? Öyle konuşacak bir şey yoktu. Bizi mi dinledin? Ulan benzin deposu ne boşmuş. Doldur doldur bitmiyor ya. Şuradaki NPC mi? Ah doldu. Allah kahretmesin. Altan benzin parası atayım mı? Yok abi ona yetiyor da Beço arıyor bir konuşup geliyorum. Tamam abi. Biz şu aşağıdaki şeydeyiz elektronikçide. Tamamdır abi. Efendim oğlum. Bunu nakit mi kabul ediyordu bu herif? Evet nakit. Ay amına koyayım ya. Bu çevrede bankamatik var mı ya? Tamam arayacağım ben. Marketin ağ solda var. Kafanı sol çevir. Otobüs durağının arkasına bak. Para bitti amına. Ben bir Altan'la hemen bir şey konuşup geliyorum. Hı hı.
Altan gel lan gel bir şey konuşacağım. Geldim abi. Efendim abi. Aldın mı lan? Altan. Aldım abi de saydım biraz fazla bu ya. Sen ya oğlum dök dursun lan sonra şey yaparız. İyi tamam abi sağ olasın. Zaten telsiz alacaksın gidecek yarısı. Ne olacak oğlum lafı mı olur? Deneme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Geliyor. Tamam. Şimdi dur. Altan da alsın telsizi. Size çok değişik bir şey göstereceğim. Ne göstereceksin? Biz gördük yukarıdayken. Neyi gördün? 21, 41. Neyi gördün lan? Ha, ne gördün? Tamam. O değilmiş tamam. Ne gördün ya? Onu farklı bir şey sandım ben. Söylesene bana. Yok bir şey abla. Sen sürprizini yap, ondan sonra ben sana bir şey göstereceğim abi. Onu da ne? Sen ne göstereceksin? Sen ne göster? Senden bir şey buldun. İstiyorsan önce ben göstereyim. E hadi bir göster bakalım, benimkini öyle göstereyim. Benimkini daha önce gördün ama. Ne? Oğlum sen benimkini görmeden anlamadım şimdi. Kim kiminkini görecek? Abi bir dakika, Miku arıyor. Efendim kardeşim. Ne gösteriyorsunuz birbirine? Arada biz Miko karşılaştırıyoruz. Neyi? Şu an Saru abi göstereceklerimizi. Dünyadan evdeyiz. Şeydeyiz. Telsizcideyiz de. Dur biz bir yere geçelim. Çok önemli bir konu ortasında aradım. Hemen şey haber vereceğim sana. Sen kime neyi göstereceksin? AJ'li Altan'a. Yok. Benimkin ne? Kimin? Ben de göstereceğim. Acil sen de göstereceksin mi? Gel. Göster. Aa sen göstersene mi ya? Evet. Herkes gösteriyorsa ben altta kalayım. Oğlum tamam bak bu göstereceği şey önemli. O ne ya? Aa. Oha. Kar gelmiş. Dur sileyim. Ne karı lan buz kütlesiymiş. Ha oğlum o biriktirdiğimiz paralar var ya hepsi gitti. Baba. Benim düğünü sen yaparsın Altan. Yaparım abi. Arabayı satmak farz oldu artık. Satarız bir şey olmaz. Hay Allah'ım. Ha bir de marketiniz var Altan. Al sürprizimi yolladım. Ney? Bir de marketiniz bizim kaç paramız var ya? Market aldım. Lan Tülent mi geldi? Kim? Nasıl sürpriz? Aa ulan kaç senedir görmüyordum. Vallahi bir şey diyeyim mi? Kim o bakayım mı? Beni hatırlamadı. Tülent Kersoy. O geceye dair dediği tek şey. Ne diyor? O gün beni yakışıklı bir beyefendi bir Saruhan karşılamıştı. Nerede diyor. Aa unutmamış beni. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Şimdi dikkat ettim harbiden Beço'ya benziyormuş bu. Beço'ya mı? Abi Beço, neyse çok şey başımız yanmasın da. Ama mümkün değil, neyse dur. Şey, neredeymiş Trent? O şeyde evde şimdi, ben onu Şahab'ın eve götürdüm. E gidelim bir merhaba diyelim en azından, ayıp olmasın. Ben haber vermeden sakın içeri girmeyin Altancım dedi, biliyorsun onun tripleri. E tamam şimdi gidecek miyiz gitmeyecek miyiz? Haber ver bakayım. Yok şimdi değil, ben o haberi alırsam tamam. Şey yaparız, yanına uçarız. İyi o zaman. Uyuyor çünkü yoldan geldi. Tamam uyuyorsa şimdi size çok değişik bir yeteneğimden bahsedeceğim birazdan. Bakalım siz de o konuda yetenekli misiniz? Biraz eğlenmek ister misiniz yani öyle sorayım. Evet. Merak ettim
Olur. Ha, Miko da geldi. Nasıl bir eğlence? Göstereceğim. Dur bakayım. Ben spoiler vermiş gibi oldum ama. Yok lan, ben hiçbir şey anlamadım ki. Ben de bir şey anlamadım. Ne görüyorsunuz? Oo, beyaz tanem, hoş geldin ya. Selam. Hoş buldum abi, ne yapıyorsunuz? İyi, ne yapalım valla. Paket yaptık, geldik. Neyi paket yaptınız abi? Bu Onur yavşağı var ya, onu paketledik. Ya iyi. Kaçırdın. Aradım ya. Seni de. Harbi evet. Ya. Abi eski, benim telefon kapanmış da bir uyumuşum biliyor musun? Öf. Oh. Yarasın oğlum. Hiçbir şey söyleyeceğim. Bu arada işleri bir ara bir organize edelim de devam edelim oğlum, kaldığımız yerden bak. Peki bir şey söyleyeceğim. Ha. Biz bir de ava gidecektik bugün. Adam bir tane senden sipariş almıştı. Ha, o işte var ayrı. Sipariş almıştın. Ama galiba konuştum ben, şey, iki günlüğüne kapatmışlar tesisi. Ha, iyi tamam. Sonra gideriz. Dur bakayım. İyi, hadi bakayım bir gelin, bir görelim yeteneklerinizi. Ne yeteneği ya? Ya binin arabalarınıza işte. Gene mi sürpriz? Ha, bu gene sürpriz. Ama bir daha teklif etmem ha. Bak şimdi chat, tipe bakın abi. İtham etme. O bir kez edilir. Mükemmeldi ama. Sürprizin. Herkes telsize girdi mi? Miko? Miko'ya sor. Tamam, o da girdi abi. Peki ipucu var mı? Sesleneme. Geliyor sesin. Geliyor sesin. Tamamdır, nereye gidiyoruz? Şimdi sizi bir yere götürüyorum. Benim bir tanıdığımın yeri. Tamam mı? Normalde benim mesleğim biliyorsunuz. Şimdi o meslekle bağlantılı sizin de bir takım yeteneklerinizi ölçeceğim. Çok önemli bir görev. Anlamadım ben. Miko, hastanenin oradaki alt geçitten geçip otobana çıktık. Tamam, bekleyelim Miko seni. Otobana bağlanıp geliyorum arkanızdan. Dur, buradan şey gider o. Canım, senin şu bir tane şarkın var diye onu açsana. Saru abi. Ya bir Saru abi. Bir işim ha. Dedim. Ha, araba nerede? Mia nerede? Ulan bir çişimi yapacağım dedim, gitti kız ya. Bir yorum yapın lan. Dur abi, çağırıyor. Ha. İleride abi. Götüreyim ben. Ay, götüreyim ben sana. Ay, herkes iyiyse sıkıntı yok. Abi sen diğer arabayı sürüyordun. Tamam. Ya ne yapayım? Kanal uzun. Baraj iyi be. Gece çökmüş ya. Olsun, ben hep beklerim. Ya bırak, sen de daha evlilik teklif ettik, hala beklerim diyorsun, laf sokuyorsun ya. Hayır, laf bana sokmadım. Geri alayım mı? Yüzüğü ver, satayım. Yüzüğü vereyim ama teklifi geri alamazsın, yok öyle bir şey. Vay, işte şimdi kalbimi kazandın. Şimdi size öncelikle burada duracağız ve bir takım konuşmalar yapacağım. Tamam. Telsiz, ananın amı. Telsiz kon... Alo. Evet. Evet arkadaşlar. Abi. Bir önce inin bakalım aşağı. Ha, buraya mı park ediyoruz? Ha, böyle bir köşeye koyun bakayım. Evet. Sevdiceklerim, kardeşlerim.
bu kutsal göreve öncelikle hazır olmanız gerekiyor. Buna hazır mısınız? Olayı bilmeden bile. Evet abi. Benimle hazırız. Her şey varız abi. Hazırız. Benimle her şey var mısınız? Varız. Varız abi. Her türlü zorlukla mücadele etmek için var mısınız? Varız abi. Varız. 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 Şimdi Aje sen eskisi kadar bizim efendim yanımızda değilsin, öyle çok geçmişin yok. Birazdan doğru yapacağımız abi görev çok zorlu. Mücadele isteyen, zorluk isteyen, pislik isteyen bir iş. Buna hazır mısın Aje? Hazırım abi. Sen hazır mısın Mia? Ben senin her şeye hazırım. Sen Miko? Şimdiye kadar ne zaman yoktum abi? Adamsın. Altan her sen. Her zaman abi. Hadi o zaman. Bacağınla mı kullanacaksın? Evet. Gerçekten meraklanmaya başladım. Arabayı öncelikle buraya gizliyoruz. Aa, abi ben boşum mi bu arada ha? Gizli iş galiba. Arabaları buraya koyun. Çök çök. İyi misin? İyiyim. Tamam. Ne yapıyor Rose? Öncelikle korkutmamamız lazım. Snitcher mi olacağız? Gel gel. At mı çalacağız? Bana 3 tane gönüllü lazım. Ben olurum. Ben olurum. Ben de olurum abi, fark etmez tamam de. Ne Altan, çalacağız? Mia, Miko. Gelin. Evet. AJ bizi mi koruyacak? Şuradan düz ilerle. Evet. Şurayı görmüyor musunuz? Evet. Tamam, oradan içeri atlayın. Tavukları korkutmayın. En hızlı toplayana ödülüm var. Hadi bakayım çocuklar. Abi. Efendim. Beni almıyorlar. Almazlar. Çok tavuk var. Yakaladım. Gel buraya. Onların adımlarını iyi düşünün. Nereye kaçacaklarını iyi planlayın. Hamlenizi öyle yapın. Aferin ya, çok iyi gidiyorsun. Miko, E-kasını kullan lan, ne diyeyim yani. Basmıyor mu E'yi o? Abi. He. Bir şey söyleyeyim mi? E-kası çok da işlevi yok şu anda bende. O yüzden şey yapmadım Allah Allah ben. Tamam neyse. Kaç tane oldu Mia, topla. Topluyorum, 2 oldu. Altan hadi. Reflekslerin çok zayıflamış. Önün engel olma. Aferin. Kafanı vurma. Dikkat et köşelere. Aje. Birazdan efendim benle abi çıkacaksın. Hazır mısın? Abi. Kümesin sahibi dedi ki. Ne dedi amına koyayım, ne dedi? Sen dedi illegal bir gerisini getirmeyeyim. Ay amına koyayım. Ya sikim illegal durum olması mümkün. Ha sen dedi mi aynı şey var? Büyük ihtimalle. Ah canlarım benim. Az kaldı, hadi az kaldı, çabuk. Oha lan, dikkat, kırdın lan kızın belini, kırdın Altan. Kalk kalk, bir şey yok, devam devam, yumuşak zemin. Evet evet. Yakaladım. Güzel amuda kalkmaydı, devam. Bu yavaşlıkta sizden kasap olmaz, çabuk. Hop, hadi bakayım, dikkat edeceksin.
Yıllarımı verdim bu mesleğe. Böyle tavuk mu toplanır? Rezilliğe bak. Bravo, bravo. Gerçekten. Osman oldu. Aferin Altan. Ağzın yere çarptı. Devam. İşte böyle, işte böyle. Allah. Tavuk orada değil oğlum. Tavuk orada değil. Helal olsun Mia. Gördüm yakalayışını. Yoksa bir kıza mı yenileceksin? Bu işin kutsallığı bu. Bravo Altan, bravo. Bravo. Yaptığın şeyi anladım, yapma. Gel lan buraya. Bakın bu topladığınız tavukları keseceğiz de unutmayın. Dirilerini yakalayın. Eti yumuşak olanları, tüyleri parlak olanları. Hadi aslanım. Helal olsun. Yakaladım. Allah! Hazırım. Dümdüz yürüyorum. Ne oldu lan, sıkıntı mı var? Çözüyoruz. Yakaladım. Siz devam edin, tavukları bırakmayın. Ben yakaladım ki hepsini. Ne oluyor? Ya niye vurdu? Niye? Ne? Sebep? Sebep? Bizi izliyor abi. Bizim izliyor. Silah çekti. Silah mı çekti? Vay amına kodumun oğlu. Kimin adamı bu? Ulan bir rahat rahat tavuk. Altan üstün başın çok güzel olmuş. Bizi izliyordu uzaktan da. Tamam halledersin. Vurunca silah çekti. Şimdi biraz ben de tavuk toplayacağım. Ha, ikinci bir tur hazır mısın? Aa, abi? Ha, bir şey dilim yuttum biraz ya. Böyle bir soğuk dilime vurdu. Ha. Adamı eminseniz tokat manyağı yapın lan. Buluruz onu sonra kim. Evet şimdi... Amel defteri kapandı onun. Var mı benimle yarışacak olan? Uzmanla. Ben emekli olmuşum abi. Şimdi bir saniye. Yani ben bütün tavukları yakaladım. Hadi girelim bir daha. Hadi girin. Ama bir dakika. Bu arada yüksek ihtimal. Ulan dur ben de çıkartacağım. Rahat edelim. Zaten çamur içindeyim, ne göreceksin? Altan tavukları yakalayacaksın oğlum. Oğlum her yerim leş gibi oldu zaten. Ece bundan niyeti bozdu. Hadi bakalım. Ben nefes nefese kalmışım abi, yok. Niko sen gir. Kimse gelemiyor şu an. İşte Altan olay farklı, biliyor musun? Öncelikle tavukları yakalamadan önce onların hareketlerini iyi gözlemlemeniz lazım. Yine basmıyorsun. Arkadaşlar unutuyorum, el alışkanlığı, yapacak bir şey yok. Siktir et. Ay ulan. Şimdi arkadaşlar. Evet. Hareketlerimi iyi izleyin. Kalça hareketlerim, kol hareketlerim çok önemli. Hazır mısınız? Evet hazırız. Hazırız abi. Öncelikle en parlak ve dirilerini seçmek zorundasınız. Mesela hedefimde bu var. Babanı çektim. Görmüş olduğun gibi çaprazlama yaparsan düşmanını sıkıştırırsın. Tabii böyle değil yani, tam olarak böyle değil. Arkalamak her zaman iyidir.
Ama boşaltlar. Ağzıma kar girdi. Konuşma da bir tut be. Hop. Hadi bakayım. Hop. Çok eğlenceli oğlum ya. Gel amına odum. Biri geldi. Unutmayın. Biri geldi. Kim geldi? Biri geldi. Araç geldi. Biz de abi. Gidiyor. Oh! Ulan belimi kırıyordum. Gel amına koduğum gel. Gel. Neler oluyor ya? Ya abi. Yapma bunu ya. Bunlar sızdırılmamalı. Sağa döndü. Sağa döndü. Bir yandan da test ediyorum. Amına odum. Ölümde hala dümdüz kaçıyor. Oğlum niye aksiyon yaşıyoruz biz? Balıkçılığa gel bakayım. İskele tarafında. Bak. Bak. Hop. Ay amına kodumun fake atmayın ya. Sikerim arkadan yakalarım sizi. Amına koyarım ha. Durdu. Gel lan buraya. Çapraz diyeceksin, çapraz diyeceksin. Gel lan buraya. Nereye gitti lan o? Gel lan buraya. Sektirdim amına koyayım tavuğu. He, kaldık baş başa. De ama. Seru? Efendim? Sen tavuğa tekme mi attın? Atmadım ya. Ayağım kaydı kardan. Hey. Hepsi canlı. Yakaladım yani hepsi. Ulan dur şunları şu köşeye koyayım. Oğlum siz ne yaşıyorsunuz lan? Abi geldi. Bir dakikadan uzun süredir bekliyordu orada. Bize takip ettik. Ya, tamam oğlum alttan biridir falan. Dedi. Dikkat edin. Evet, geliyorum. Bize ikiz. Dikkat etmek için gittik peşinden ha, tamam. Zaten. Mia şurada bir giyinip geliyorum. Hı-hı. Ya bu arkadaşlar tavuk skripti bizim. Şimdi dedik ya meslekleri tek tek değiştiriyoruz diye. Tavukçuluk artık böyle olacak. Burada yakalamaları gerekecek insanların. Ondan sonra ve bir tane canlı tavuk yakaladığında bir tane canlı tavuk yakalamış oluyorsun. Ondan sonra burada arabaya yüklüyorsun. Yalnız karar veremediğimiz şeyler var. Mesela şu an ben ikincisini yapamam bunun. Bak tıkladığım zaman şu an alan dolu diyor. Böyle bir bug var. Aslında alan dolu değil. Onu da bir not alayım. Utku izliyordur zaten. Şimdi bu bitmedi sadece. Daha devamı var. Şimdi mesela o şey diyordum ya bir script diyordum hani şey çiftçilik yapacağız diye. O çiftçilik de böyle bu tarz etkileşimleri olan bir script. Utku'nun yazdığı. Abi ben chat'e niye yayın bilgisayarından bakıyorum? Boynum tutuldu ya. Dur şunu. Hah. Oh ya önümde chat duruyor burada. Max 2 kişi değil abi. Maksimum 3 kişi ama illegal olduğu için yapamıyor gibi bir durum var. Onu test ettiğimiz iyi oldu. He, meslekler artık biraz daha eğlenceli. Tek seferde bitirilebilir. Yani tek seferde 14 bin
parayı slotunu dolduracak şekilde. Ama biraz daha uğraştırıcı, daha eğlenceli. Yani tavukları yakalamak mesela çok keyifli, anlatabildim mi? Tamam hadi herkes gelsin, alana gidiyoruz. Buradayız. Altan, Mia, tavuklarınızı arabaya yükleyin bakalım nasıl kesiyorsunuz. AC sana ayrı bir ders veririm bir gün. İnşallah abi. İnşallah. Bu daha yapım aşaması. Bitti aslında %100 de. Yarın falan aktif edeceğiz bunu. Hadi buradan kasabaya. Devamını göstereyim size. Devamında bir şey yok öyle çok önemli. Ama tatlı detaylar var. Bayağı iyiydin ha. Ayıp ediyorsun. Ama biraz paslanmışım yani. Sonuçta yıllardır tavukların üzerine zıplamıyordum. Benim için de değişik bir tecrübe oldu. Burada daha seni çalıştırırım ben. Anlaştık. Yok, illegaller zaten legal meslek yapamıyor. Ama ben tekniği anladım, evde de denerim. Bak, bu işin birinci kuralı tavuğu arkadan takip etmeyeceksin. Çapraz arkadan gelip önüne doğru atlayacaksın. Çapraz arkadan. Dostlar, tavuk fabrikasına. Tamamdır abi. Altan sen de bayağı yetenekliydin ha. Vallahi çok da zor değilmiş ya. Bir Mia ile kafa kafaya girdik ama. Aynen, dikkat etmek lazım. Orada 3-4 kişi olunca çok daha tehlikeli oluyor. Evet evet. 2 kişi evet, iyi. Dediğim kadar tehlikeliymiş. Her yerim battı ya. Ben bir üstümü mü değiştirsem abi? Oğlum nasıl olsa biraz kesim yapacağız yani. Bence yapma. Her şey doğru, battı balık yan gider. Cooldown ikinciye soktuğu için ikinci yakalamayı yapmadım ama galiba 15 dakika süresi var. Normalde burada kutu mutu almamız gerekiyor. Hatta yapayım şimdilik. Benimkiler çantamda. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yo, ben bir anda yavaşladım. Ben neymişim ya? Ne oldu lan? Bir şey almıyor. Ya onları bir ayarlamak lazım ya. Adam illegal yaptı diye fabrikanın içine bile alınmadı ama. Para mara gelmeyecek şu an ya. Öyle fullemedik ki orada tavuk normalde bayağı toplamak lazım. Ben adamla konuştum abi bu arada. Taksici olduğum için şey yapmamış beni. He. Taksiciyim diye eziyorlar abi beni gene. Evet, kesim kısmı çok önemli. Aa. Evet. Ne oldu? Eski balık marketi var ya. Adam dükkanı bile açmış. Allah Allah. Kaplumbağayı mı satıyor? Şimdi ben bir tane örnek keseceğim. Sonra siz de keseceksiniz alttan. Senin tezgahın ilerideki. Mia sen de burada kesersin. Şimdi değil ama önce izle oğlum, tamam, gel. Abi. Bu panik ne ya? Bu ne? Bu mu? Evet. Bu dana bağırsa. Ay. Piton gibi değil mi? Kokoreç işte mi ya? Çok kötü görünüyor.
Öncelikle acı çektirmiyoruz. Şimdi temizleme kısmına geçiyorum. Nerede lan benim şey ha? Buradaymış. Bakın. But kısımlarını ayırıyorum. Ondan sonra kanatları da şöyle biraz vurayım. Bir de şunu böyle bir derisini yüzdüm mü? Bak cillop gibi oldu ha. Kemik sesleri geliyor. Evet evet, buna bu işi yapacaksan bu sesten zevk alacağım Mia. Oo, bu da bayağı etliymiş. Maşallah maşallah. Bak şimdi seslere bakın. Evet Altan, masana, Mia masana bir yapın bakalım. Geçiyorum. Burada yapıyorum ben. Ben de kapının önüne çıkayım abi bari. AJ yalnız kalmasın. Tamam, geliyoruz biz de. Tamamdır abi. Hadi kolay gelsin. Teşekkür ederim. Düzgün kes bak. Elini sıkıştırma ondan sonra. Tamam. Bak sese bak. Bismillah. Ay. Elini kesme, dikkat et. Tamam. Diyorum ki şöyle bir restoran mı açsak? Yapıştır, yapıştır, yapıştır. Bu hep, hep kanattın, bir şey olmaz. Yerken löp löp götürürken yağma yok. Bir şey diyeyim mi? Özlemişim ha. Patır kütür kesmeyi. Sen tabii o. Önceden kesiyorduk bol bol. Altan tecrübeli. Ben de fena değil gibi, evet, ama sen... ses böyle kemiklerini kırak. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. AJ neredesin? Otopark. Bak ikisinin de sesi ortak geliyor bak şimdi. Geleyim. Bak. İkisi de ayrı iş yapıyor şu an. Yok kesmez. Bak hop, bu alan şu an kullanımda. Ayıp ediyorsun, sabah 10'a kadar bunlarla uğraştık. Ah canım, bu da eski skripti yapıyor. Yazık. Utku'yla bunu yardırdık dün, adam ettik. Vallahi maşallah, siz bu işi biliyorsunuz ha. Ya bir yanında büyüdük yani. Olsun. Estağfurullah. Olarak. Kolay gelsin kardeş. Teşekkürler, size de kolay gelsin. Yavaşsın yavaş, hızlı yap böyle bak. Böyle alacaksın, böyle alacaksın. Hızlı hızlı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane tertemiz. Ha. Ne oldu? Ah kuzum benim ya, olur öl ölür. Ölür ne ya? Bak böyle çok kesersen ölürsün. Neyse alışırım herhalde. Çok kanamamış, bir şey yok. Ne diyeyim ben? Ha şöyle bir omzuna da sıkıca vurayım da kendine gel ha. Tampon gibi oldu. sen özlemişsin ha Altan. Ben çok özlemişim, bir şey diyeyim mi? Sabaha kadar keserim. Harbi mi? İyi o zaman, bir çalışmamız abi, var. Sesini özlemişim bak, o kadar diyeyim sana. Vur bakayım şöyle sert bir. Aa ses mi bozuldu lan? Hazır yayındayken de test etmiş olduk ama. Bitti tavuğu. Aklıma bir fikir geldi. Yapabiliyor muyum? Tertemiz. Biraz yavaşım. Alışırsın, alışırsın. Bir de paketlemeyi bakalım, ne yapıyorsunuz? Bir ne kadar hızlısınız görelim. Bu en sevmediğim şeydi ha. Hep doluyorum elimi orama burama.
Çok tatlı ya. 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Hızlı hızlı. Bicepsler çalışsın. Benim bak belim tutuluyordu böyle yapınca abi. Ha benim de tutuluyor. Böyle sıçar pozisyonda. Çalar gibi, çalar gibi. 1-2, 1-2, 1-2. Durmadan seri seri. İyi bayağı fit oluruz ya. Spor gibi. Spor gibi aynen. Ulan aklıma dua geldi şuradan böyle beli bükük gelirdi ya. Bu ileriden mi? Ah be abi. Aynen aynen bankadaki para çalma animasyonu. Onu tavuklu sav et taşıyorlar bak gerçekten. Ya öf kolum ağrıdı benim. Ağrır ağrır devam. Bunlar tavuk değil mi ya? Bunları paraymış gibi düşün. Ha tamam o zaman hadi devam. İşte bu kadar ya. Nasıl stres attınız değil mi? Ben biraz daha kesebilir miyim? Kesebilirsin tabii. Bana ne soruyorsun oğlum? Minle var ya. Hayır var mı? Verin keseceğim. Var var. Bir şey daha keseceğim. Dur bak şurada benim koli duruyordu. Kafesin içinde yaşıyorlar. Paradan ne? Neden tavuğa düştük? Altan'ın çok hoşuna gitti ha. Altan bütün gün burada bak anlaşılmıştır. Paradan tavuğa düştü. Sızdın mı lan içeriye? Sen nasıl girdin? Arkadan giriş buldum. Oğlum müdüre gözükme ha kovalamasın. Ha tamam. Abi ben buldum mu girişi? Yolu bulmuş şey. Aje. Fark ettim abi. Bir de arkaya bir klasik açacaksın bunda. Tabii canım. Kapatacaksın gözleri böyle yarı göz. Keyfini çıkara çıkara. İyi o zaman bir ara toplanalım da böyle tam seri yapalım. Ne oldu bir moralin bozuldu senin tavukların boynunu kırınca. Şimdi ben normalde geliyordum buraya ama buradaki adamlara yaptırıyordum. Öyle değil, işi kendin yapacaksın. Aa! Ne oldu? Abla gidiyorsun. Şeye mi çalıştırdın? Nasıl kapanıyor bu? Ya. Ulan Ace, senin ben amına koyayım. Sesimi yanlış mı yapıyorum? Ya yok artık ebesin ama ya. Niye basıyorsun? Siktir et oğlum. Oo Miko'cum hoş geldin ya. Hoş buldum abi ya. Özlemiş misin buraları? Özledim özledim abi. Hatırlıyor musun sarı panel vanı? Hatırlamam mı? Vallahi şöyle bir fabrika mı alsak acaba? 1-2-3, 1-2-3. Bütün gün kesin. Gel lan gel. 5000, 10000, 15000. Topla, kalorimi topla. Kalorimi sayın Altan. Güzel script gayet güzel çalışıyor ya. Sakin ol ya. Duramıyorum çok keyif alıyorum özlemişim. Devam devam devam. Kaçacağız. Abi kaçmaya gerek yok tamam ben çıkarım fabrikadan sakin ol sen. Bitti. Çık çık birkaç tane daha oradan ben alayım. Kaç balya çıktı Altan? 2, 3, 4, 5, 6. Bu doldu. Devam. 96 bin dolar. 96 vurduk parayı bin. Vurduk. Polis geliyor mu dışarı bakın. Ha, yok, yok abi Ece hepsini vurdu. Çok kişi olamaz ha 3 kişi. Burası temiz görünüyor. Eline sağlık Ece. Tamam sağ işte. Vallahi bu sınavdan başarıyla geçtiniz. Helal olsun. Yok yok. Hadi gidek bari. Ben dolaşıyorum. Ön kapıdan girip çıkamıyor garibim ya.
Kolay gelsin. Banka soygunu skripte değil lan. Ne alakası var onun? Banka soygununda güvenlikleri eyle zıplayıp mı yakalıyorsun? Altan nasip olur mu bir gün be? Ne o? Ben tavuk yerine başka bir şeyler topladığımız ha. Böyle balya balya amına koyayım. Şey animasyon dediysen evet animasyon öyle. Ha okey okey evet. Oradaki animasyon toplama ama itemleri farklı. Şu arabalara bak. İçeride yaptığımız tavuk kıyımına bak. E oğlum sen girip çıkıyorsun da bu çocuk niye bu kadar ızdırap çekiyor lan? Vallahi bilmiyorum abi. Ya benim taksicilik mesleğiyle alakalı. Ha, tamam tamam alakalı. Anladım tamam. Oo coşkun mu geçti? Uçak geçti. Uçak geçti vallahi. Biri öldü galiba da. Yürüyen uçak. Ne tarafa geçiyoruz şimdi? Allah ne bileyim. Bizim markete gidelim bari de orada şey yaparız. Evet. Aa ben orayı hiç görmedim harbi gidelim. GPS'e gireyim mi? Bulabilir gir. Misin? Hadi arkadaşlar gidelim. GPS'e kasap market yazarak ulaşabilirsiniz. Bizim market derken? Yürüyorum. Oğlum biz evet, zenginmişiz. Var. Kasabımız var, marketimiz var. Şu Altan bir kadından bahsediyordu. Fotoğrafını atmıştı Altan. Sana. Ona tanışacak mıyız? Efendim. Hangisiyle anlamadım. Markettim oğlum. O mu lan harfi? Şurada bir tane bir fotoğraf attı ya sana. Böyle konmuşuz. Sana dün attığım fotoğraf mı? Hayır şimdi. Adamı iflasa sürükledik sonra malına mı el koyduk? Ne yaptık biz şimdi? Şahab'ın evindeymiş ya kadın. Ha bilmiyorum. Bu şeyden haber var mı Tülent'ten? Dinliyorum şu an. Hayır haber var mı diyor. Haber var mı haber? Ha haber var mı? Arayayım. Tülent'le mi evlenelim? Niye lan? Oo yarasın. Bu araba karda bayağı iyi gidiyor. Evet evet. Zincirli gibi valla. Hı hı. Ha miras için. Onun sikim. Bu Tülent kim? Şey şarkıcı ya. Ha, ben tanımıyorum. Tanımıyor musun? Tülent Ersoy. Tülent Ersoy. Cık. Tanımıyorum. Korkulacak bir şey yok. Neden öyle söyledin ki? Boş ver. Neden? İyi kadındır yani. Aa o market Biko. Hangi market lan? Önce iflasa sürüklediğimiz sonra üstüne konduğumuz market abi. Hüso ne yapıyorsun lan? İşler yerin yolunda mı? Selam. Oo yeni mallar gelmiş. Hı hı. Ey maşallah. Çalışıyoruz. Ya şunları hala kaldırmadın Hüsnü abi ya. Ne var ya kız rekor denemesi yapıyor belki ya. Biz yaptık daha önce. Sen mi yaptın?
Miko ile yaptık. Allah ya. Allah niye söylemediniz hiç? Aynen ben şey yani... tutuyordum abi. O şey... Abi gırtlak kısı diyor buna. Gırtlağa kadar sokuyorsun, kapağı orada açıyorsun. Abi şu daha iyi bir rekor denemesi yapıyor galiba. Evet. Bu rekor ya, bunu dün baktık. Alışveriş yapmışlar. Yapmışlar mı? Kaç para bırakmışlar? Kaç para? 668 dolar. Oha. Oo, bir ev mi alsak? Alalım. İyi para ha. Yani bak banka müdürü neden hala göndermedi bankamatiği? Bilmiyorum banka ki. Banka müdürünü bilmiyorum da bu Hüsnü abi beni niye siklemiyor hala? Abi oğlum, ben de bu kuruluş içindeyim. Şimdi bak Hüsnü abi. Ben de varım. Buradaki herkes... Abi bu rekoru denemedik bu arada. Sahibi tamam mı? Hayır ben şey düşünüyorum yani... Bu nasıl bir reklam? Hani almaya teşebbüs mü ediyor? Anlaştık mı? Onu planlıyordum ya. Ben bakınca şişeyle ilgilenmiyorum. Ama neyle ilgileniyorsun? İşte demek ki firma şey demek istiyor abi. Sadece içindeki değerli değil. Şişesini de kullanabilirsiniz falan demek istiyor herhalde. Hayır ya bunlar bence... depozitolu falansa şişe teslimli falan olmasın o. Sizin gibi çıkıyor mu demek istiyor? Buradan okunuyor. Diyor ki... You are in for a good time. Yani... İçindesin. Ha? Nasılsa içimdeyim nasılsa. O ne oğlum? İçinde nasılsa. Bir dakika ne şey yazıyormuş şurada? Bir daha oku. You are in for a good time. İyi zamanlarda için. Ha? İyi zamanlarda için diyor işte. İçinde diyor abi. İyi zamanlarda için içinize alın mı diyor. Ne diyor? İçin, şey Tülent Hanım'ı arıyorum. Ha. Ara bakayım. İçine ha alıyor diyor herhalde. İçindeyse güzel zaman mı geçiriyor? İçmek dur bakayım ya. İçine almak ya, o yüzden olabilir. Kadını bayıltmışlar. Hem merhabalar Tülent Hanım. Altan ben, Haktan'ın oğlu. Aha. Ulan buradaymış kadın. Aşma Tülent'e bak. Müsait misiniz acaba? Uyandınız mı güzellik uykunuzdan? Ya Tülent vardı ya, gelmişti Tülent Ersoy. He, havalanında karşılaştık. He, aynen aynen. İş yapmak istedik, yapamamıştık ya. Gene gelmiş he buralara. Tabii, tabii. Ulan mekan yok ki, nerede çıkacak çok acaba? Güzel bir sürprizim var. Aa, buranın tepesine çıkartalım. Muko burayı gördün mü, gel. Tepesine mi çıkartalım? Tamamdır. Tamamdır. Bekliyorlar. Biz yola abi çıkıyoruz birazdan. Görüşmek üzere. Ne oldu? Abi, evdeymiş. Harbi mi lan? Evdeymiş. Evet. Bu arada ben bunu çıkaracağım yeri buldum ki. Nereye çıkaracaksın? Ekilala'da. Götürdüm de kadını. E tamam oğlum, çıkartalım. Biz mi alsak lan organizasyonu? Evet abi, benle. Abi organizasyon bende, ha sende, ha bende, ha bende, ha sende zaten. E tamam oğlum, o zaman kadın bizde çalışacaksa çalışalım yani. Öyle abi, zaten babam getirdi. Bak yatakta ne babam varmış be. İyi hadi gidelim abi, o zaman bekletmeyelim kadın. O üst kattaki tüpe bir tek şu evde yani bekliyor mu? Tamam. Evet evet bekliyorum. Şş, hazırım hadi dedi. Tülen tablayı bekletmeyelim, gidelim. Geliyoruz. O kim tam olarak? Çok çok nacizane, evet, bir, nacizane ses sanatçımız. Bir ses sanatçısı. Altan neredeydi bu ev şey yeri? Altan? Bir şey olmaz abi, Tülent o. Aynı isim kullanılmaz bu arada. Abi GPS'i açıyorsun. Açtım. Şehrin hemen üstünde bir göl var. Gördün mü? Tamam. Evet anlat anlat. Ha o gölde abi İkiye ayrılan bir yol var. Vivid'in üst yolu. Tamam. Pardon, Wild'ın üst yolu abi. Whisper bilmem ne mont diye geçiyor. Whisper. Sen oraya git abi sağ salim, ben alırım seni.
Altan ben gölün cebimden sen git, senin arkadan takip tarafında. Ederim. Ya işte yapmamaları lazım. Bundan sonra Tülent Tersoy desinler. Ya da Bülent Tersoy, evet. Çok gerginlik yaratan bir kadın bu Mia. Nasıl gerginlik yaratan? Ters konuşma vallahi, sıkıştırır, mahveder. Niye ters konuşayım ki? Ne bileyim. Niye öyle bir şey söyledin? Ya bir anlamı yok yani, hani kadın böyle... Belki diğer Ece kadınlardan hoşlaşmıyordur. Efendim? Hı. Neredesin? Tamam. Konuşmam sorun ben. Hayır, sus diye söylemedim. Ters bir şey söylemedim. Kolum atayım mı? Kadın yani biraz bana... laf sokuyor çünkü böyle arada bir. O sokarsa ben de tamam sokarım. Benim GPS arkayı gösterdi. Yani eşitsiniz, bir şey olmaz. Ben kesin yanlış yere gidiyorum. Bence de yanlış yere gidiyorum. Şehrin üstündeki göle gideceğim. Oy, yukarıdan ne kaydım ha? Koptu araba. O büyük değil. Şehirden yani çıkmadan. Vinewood tabelasının altında bir tane gölümsü bir şey var ya. Ha. Orası. Onun iki alt sokağı. Tamam. Ulan böyle karlavalarda sürmek ne güzel ya. Ben beceremiyorum. Ölüyorduk ha. Ama çok güzel görünüyor manzara, baksana. Manzara efsane. Ama bir de böyle kopmasam. Kayak mı? Ya sen iste kayak da getirelim be kardeşim ya. Dert etme bunları. Bir de buna zincir falan taktırsam efsane olur herhalde. Evet. Şimdi burada bir yerdeydi. Kadın şarkı mı söyleyecek bize şimdi? Şarkı söylemeyecek herhalde. Söyleyeceği zamanı konuşacağız. Anlamadım. Bu arada zincir skripti yapılabilir abi. Yani işte bakalım, ufak ufak geliştiriyoruz her şeyi. Garaja çok yaklaşmayın. Oğlum çok huzurlu kar ya. Gece ve kar. İçim huzur doldu lan. Durmuyor. Durdu. Lan durun lan, girmeseydiniz öyle, kadın de sapık sanacak. Abi içeride maymun var. Lan sus. Tövbe. Allah, maymun var. Nasıl? Kadının nerede, evcil nerede hayvanı falan mı var? Ece Allah aşkına içeride ya tek kelime etme. Niye, ne maymunu? Dur. Maymun var diyor. Oğlum belki kadının falan evcil hayvanı vardır ya. Evet. Ama ben severim maymunu. Bir havalarından tek aldık biz bunu. Çantasından falan çıkartmıştır. Lan maymunu. Ha. Şimdi ne yapalım? Ben önden gireyim mi? Sen bir geri bir konuşma, bir de maymun var mı? Bak oğlum, saldırmaz. Maymuna baksana, bak şöminin önünde. Siktir git lan buradan. Ne oldu? Neden? Siktir git. Maymun var orada. Ben tanımam maymun diyor. Lan sus. Duysa sikecek belamızı. Kadın o mu? Ayşe bir sus amına. Artık sus lan, sus artık. Bakayım mı be? Bak bakayım. Bak evcilmiş. Ulan merak ettim, ben de bakacağım. Maymun var. Abi sanki görmedin daha önce.
Maymun mu lan o? Abi hayır ayıp oğlum, oluyor ama ya. Cidden tüylü kıllı bir şey var oğlum orada. Kürkü kürkü. Ha kürk sarı var bence üstünde. Ha. Oğlum ben kürkünü anlamadım. E hadi girelim oğlum. Allah Allah hadi ayıp denen bir şey var. Ben ne bileyim ilk kez görüyorum. Maymun mu? Yok onu gördüm. Merhabalar, merhabalar Bülent ablacığım. Merhabalar, merhabalar. Hoş geldiniz. Kimleri görüyorum? Ooo, baksana, Bülent Hanım nasılsınız? Ben dışarıda güvenlik yapıyorum. Çok uzun zaman oldu. Nasılsınız efendim, iyi misiniz? Ha. Zaten elleriniz efendim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz çok şükür ya. Vallahi yüzünüzü gören cennetlik. Neredesiniz, bir iş yapacaktık. Yapamadık. Şimdi efendim Yüce Allah-u Teala'nın iner niyetinden bu müstesnai hübubatı amin. Bülbül-ü şahane günde siz kıymetli, aziz, yüce hem dert yek vücut saygıdeğer seyircimlerim sevdiğim insanlarla beraber olmaktan ne kadar mesut ve bir o kadar da bahtiyarım anlatamam. Amin. Bülent ablacığım. Hiç aramıyorsun. Ya arayamadım kusura bakmayın valla başıma neler geldi bir bilseniz. Of neler neler ya. En son yaşadığımız geceden sonra görüşemedik. Evet ya o gece neydi öyle ya. Yani aksiyon dolu bir geceydi. Yani ben aksiyonları seven bir insanım. Altan nasıl ilgilendi mi size iyi? Tabi çok ilgilendi sağ olsun. Ablası kurban olsun ona. Ha, ne demek? Ne demek? Siz şimdi iş güç için mi geldiniz? Aa, bu arada tanıştırayım. Bu AJ bizim kardeşimiz. ne oldu lan? Ben heyecanlandım. Ha. Merhaba yavrum. Ablasının bir tanesi güzelliğe bak. Çok genç, yakışıklı, merhaba, merhaba. Çok sağlam bir çocuktur. Aa, sevdim ben buna yol. Hayır şimdi. Güzel bakıyor öyle. Gözleri mözleri değil mi Masum abi böyle şey. Maşallah. Şu beni... çocuğu da bir yerden hatırlayacağım gidiyorum ama. Ben tamam. O da hatırlar Mia'dan başlayayım. Mia kendisi nişanlım olur. Evet, evet merhaba. Aa, ne zaman nişanlandın? Daha dün. dün gece. Dün gece nişanı koyduk. E tabi öyle nişana çok güvenmemek lazım. Yani ileride neler olur bilemiyoruz. E tabi yani şimdi. Allah mutlu etsin. Bir yani. Allah mesut etsin aynen aynen. Evde Mükremin Miko bizim hatırlarsınız havaalanına da gelmişti. Aa, bu bizim arabayı sürüp kaza yapan çocuk değil mi? Evet öyle evet. Öyle Bülent abla. Ablası kurban öğrendin mi araba kullanmayı? Doğa istiyorsanız deneriz bir daha. Yok annem ben Altan'dan memnunum. Tamamdır. Çok iyi sürer ya. Altan memnun ediyorsa sıkıntı yok zaten. Altan herkesi memnun eder Altan maşallah. Altan memnun eder ya. Ne demek? Vazifemiz böyle bir nacizane insan babası karşısında. Babası gibi maşallah. Şimdi ne yapalım iş konusunu? Bir yerde sahne almak istiyor musunuz? Çıkmak istiyor musunuz? E tabi sevenlerimize birkaç kuble parça okumak için geldim. E biliyorsunuz geçen senelerden de bir projemiz vardı sizle. Özel evet, bile evet, bir evet. Beraber. Onu gerçekleştiremedik yavrum. Vallahi onu yapalım ya çok iyi olur. Yani biz tabii o zaman konuştuğumuz mekanı kapattık. Orası o şehri zaten çok sevmiyorduk. Çok şey değildi yani. Tabii. Gitmiyordu işler. O yüzden burada güzel bir mekan açacağız inşallah. Ama bir sürü çevremiz var değil mi Altan? Yani mekan çok. Tabii tabii. Yani ben bugün de dediğim gibi Tülent ablayı götürdüm. Mekanı gösterdim. Ayarlamaları yaptırdım. Kendisi de mekanı çok beğendi. Tülent Hanım bir ucundan bir şey şöyle bir mırıldansanız mı ya? Seni mi kıracağım yavrum? Oh temizlendi de. Bülbülüm geldi de dile. Söyle benim de bile. Maşallah maşallah ya. Sesini duyur hele. Çile bülbülüm çile. Çile bülbülüm çile. Çile bölüm. Allah! Allah'ınıza kurban olsun ablanız. Allah. Ya şu bizim Ayşe'ye bak arkadan nasıl etkilendiyse dürbünle bakıyor ya. Tülent Hanım ben bir şey sorabilir miyim size? Heh,
Hadi sor yavrum. Hani dediniz ya öyle nişana çok güven olmaz diye, siz öyle daha önce geçti mi başınızdan? Çok kez. Geçmedi yavrum ama sen dikkat et, geçirmesinler. Ha ne bileyim öyle bir tecrübeli gibi konuştunuz da. Görmüş şey, geçirmiş bir avluya ben benziyorsunuz. Şey soracağım. Tabii senin gibi çok böyle yavrucağızları gördüm, üzülen. Ya. Tülent abla şey soracağım ben, armağan nasıl? Vallahi bağlayan. Anlayamadım ama. Bağlayan. Ha bağlayanı diyorsunuz. Bağlayan, bağlayan. Tabii tabii. Valla bir görüşmüyoruz bayağıdır. Yani farklı şeyler yaşadık. Kıymet bilenler, bilenleri bulmak zor bu hayatta. Doğru herkes ister ki vallahi. Saruhan Beyciğim gibi fevkaladenin fevkiinde yakışıklı boylu postu. Estağfurullah. Güzel bir erkekle beraber olmak. Estağfurullah. O sizin ince ve güzel görüşünüz yani. Gözleriniz güzel bakıyormuş demek. Evet. Ben yüksek müsaadelerinizle dinlenmeye geçmek arzu diyorum efendim. Tabii tabii. Lütfen. Estağfurullah. Tülent Hanım. Söyle etiniz yavrum. Bitti mi acaba? Yemeğiniz? Yenileyelim mi? Sen mi yapacaksın çocuğu? İsterseniz neden olmasın? O şey et mi yapacaksın? Bugün 2,5 kilo et getirdim abi. Ha iyi bak de. Şey Tülent Hanım. Oha. Altan şey yapıyor böyle sıcak basıyor diye antrikot. Kıyafetlerini çıkartıp böyle önlük falan giyiyor. Yapar yani. Tabii tabii bugün mutfakta kesti zaten. Güzel et kesiyor maşallah. Evet evet kaçak et güzel et her şeyi keser maşallahı vardır yani. O zaman ben siz saygıdeğer konuklarımdan müsaadelerinizi rica edip dinlenmeye geçeceğim efendim. Müsaade sizde estağfurullah. Buyurun biz şöyle bir yolumuzu açalım. Ayaklarınıza sağlık. Sefa getirdiniz. Bir asaletinizi görelim şöyle bir yerler sarsılsın. Ne diyorsun sen ya? Ya ne? Diva be, diva be. Diva ya kaç yaşında kadın sen de ya Allah Allah. Evet herkese yavrum mavrum diyor sana. Anne şefkati. Anne şefkati oğlu gibi görüyor beni. İşte ya. Hiç de öyle görmüyor gibi. Ne görecek başka Allah'ını seviyorsan bir bak ya. Allah hiç Allah. Duymadın mı Tülent Hanım'ı? Hayır. Abla beni kıskan daha iyi. Maymuna benziyor zaten bir kere. Allah Allah bu kadar ayıp. Sinirlenme. Ayıp. Ayıp denen bir şey var ya. Bir Kürt ya taktı ayıp. Diye yani. Abi bu arada sana bir şey söylemem teşekkür lazım. Teşekkür ederim Saru. Niye bana teşekkür ediyorsun? Kadın diyor ki nişandan belli olmaz. Sen diyorsun ki evet diyorsun. Ya evet de geç işte ne zorluyorsun. Kadın zaten. Aha. Bağırma bağırma duyar şimdi vallahi. Alttan inlettim buradan titremesi gelir. Alttan inletebilir. Biz gidelim. Nasıl ya? Abi. Efendim ben sen neredesin? He. Bir gelir misin? Nereye ya? Ece. Şöyle ki abi. Tülent Hanım. Hani o günü unutamadığından. Sahne almadan önce seninle birlikte bir yemek yemek istiyor. Ben niye böyle konuşuyorum lan kadının karşısında? Yarra yedik de sana. Ne yapıyorsunuz? Hani artık. Bir şey yapmıyoruz ya. İş konuşuyoruz. Gitmemişler buradalar. Haberin olsun. Yemek yiyeceksiniz. Her şeyi affederim dedi ama dedi o Saru benimle yemek yiyecek dedi. Ya tamam yemek yeriz canım ne yapalım ya. Kuliste. Kuliste mi yemek yiyeceğiz? Ne oğlum dürüm mü verecekler bize sarıp mı yiyeceğiz? Kuliste nasıl masa hazırlatacağım ben size. Ayaküstü yani mü yiyeceğiz? İstedikleri bunlar. Ben masa hazırlatacağım size. İyi hazırlat bakalım bakarız. Ben hızlıca gömerim artık. Yapacak bir şey yok. Al abi. Var sigaram sen çakmak ver. Buyur abi. Eyvallah kardeşim. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Yemek yemezsek ne olur ki en kötü ya? Çok ayıp olur. Kadını hatırlıyorsun. Bıraktık orada şehre getirip. Neyse canım ne yapalım ya? Bir tane yemek düzenleriz. Hızlı kulis diyorsun zaten. Ayaküstü yer gideriz. Ben haber vereyim de abi. Sonunda ikinci ayıp yapmayalım kadına. Ulan Mia'ya bak etrafta kontrol yürüyüşü yapıyor ya. Yani gerçekten kafayı yiyeceğim.
Bak bak orada bekliyor. Dur şu. Bir kladayım onu. Gel gel. Oo Miko'cum efendim lan. Mia kudurdu. Ya neyine kuduruyor Allah'ın seviyorsan ya. Mia kıskançlıktan kudurdu haberin. Oğlum kıskanacak. Allah Allah. Mia. Gece öpücü vermek için girdiğini düşündü. Evet. Ne yapıyorsun burada? Bakıyorum etrafa. Ha, iyi. İyi hadi gidelim o zaman. Çok da ses yapmayalım. Tülent Hanım şey olmasın, rahatsız olmasın. İyi hadi gidelim. İyi. Altan sen şeyi ayarlarsın yemeği ya. O, ne yapalım, yapacak bir şey yok. O iş bende. Ne yemeği? Ya benim önceden sözüm vardı da ekmiştik. Diyor ki sahne almadan önce bir yemek yemem mi gerekiyormuş Saruhan oğlumla. Olur yeriz. He, aynen. Yeriz. Hazırlar sen mi yapacaksın? Ha hazırlarım ben. Kuru yaparım size. Altan sen burada mısın? Yok abi Eylül'ün yanına gideceğim. Ha iyi selam. Eylül ne yapıyor lan ses solu çıkmıyor. Yatıyor abi. Bütün başka bir fonksiyonu yok mu amına koyayım yatıyor ne? Abi öyle şimdi işler güçler biliyorsun. İpe sardı yanımıza getiremiyorum ki çok. Ha doğru doğru. Tamam o zaman selam söyle ona. Tamamdır. Nereye geçiyoruz? Ne bileyim ben ufaktan diyorum şey yapayım. Uzayayım. Evet yatalım biz. Ya tamam. Mia bir şey soracağım. Evet. Tülent Hanım'ı kıskanmadın herhalde. Yani şimdi hepsine böyle yavrucak mavrucak deyip de sana yani böyle yavru... Saruhan Beyciğim falan. İş ahlakından dolayı şimdi beni o patron biliyordu tabii mekan varken. Elini falan öptüm kadının bir de. Tabii nezaketten ne yapacaktım yanağını mı köfte dudağını mı öpseydim? Hayır. Yani elini nezaketen sanki. Elini öpersin yani kadın kaç yaşında kadın şimdi? Yaşlı mı? Nasıl yaşlı mı? Tabii canım. Çok yani bakmadım ben. Yaşı var o makyajdan o. İstetik de var galiba maymuna bir... benziyordu. Allah Allah. Bir 65 yaşında vardır. Ha. Yemeğe ne zaman gidiyoruz? Hangi yemeğe? O baş başaymış o yemek. Aha. Ya annem yaşında kadın Mia Allah'ını seviyorsan. Tamam o zaman gittiğiniz yerde ben de garson olarak geleceğim. Ha tamam garson olarak gel. Tamam anlaştık. Bak ama o alışıktır böyle şey falan yapar. Getir götür yaptır yani. Sonra orada tatsızlık çıkmasın. Nasıl getir götür yaptırır? Yani kızcığım yavrucuğum şunu da getir bunu da getir. Bu niye böyle olmuş? Bu niye şöyle olmuş? Bilmiyorum sen bilirsin yani. Bizim burada odamız var mı? Hayır yok. Bu ne lan? Abi burası neresi? Biz niye geldik buraya? Bilmiyorum. Oğlum ne bileyim alışkanlık. Ece'yi bizim otele götürelim. Ha tamam. Hangisi? Motora mı şeye mi? Taksi duran oradakine. Taksi duran oradakine gidelim. Tamam. Hazır gitmişken ben de durağa geçerim. Hey hadi. Sen gel bizde kal bugün. Sizin eviniz hala duruyor mu? Sizin eviniz mi var? Yo motel var yani normal. Abi NPC olmayınca çok boş oldu. Ananı sikeyim. Ay amına kodumunun karı ya. Vallahi ya. O herkes okuyor. İyi misiniz? Oğlum biz iyiyiz de arabanın amına koyuldu ya. Yerler çok kayıyor ya. Siz zincir niye takıyorsunuz? Oğlum zincir tak... bunda kış lastiği yok muydu? Yok. Miko iyi misin? Bende bir şey yok. He tamam. İyi hadi ama devam devam. Bin arabaya bir şey olmaz amına koyayım zaten. Zincir var. Alıştık kardan. Bende var zincir. Tamam oğlum takarız. Aa bunda tamam. Zincir var lan. Onun arabasında. O zaman herkese cümleten iyi geceler. Hadi iyi geceler. Kendine iyi bak. Çine gönlüm çine. Yerler kaymıyor yalnız.
Geliyor mu lan Miko? Ana geliyorum, dur. Sen terse döndün değil mi? Geliyorum. Ha gel. Burası garajda mı? Bekliyorum motorun altı. Tamam geliyorum. Abi garaj var. Garaj nerede? Ben içeri koyuyorum genelde. Nasıl, burası garaj işte. Ha ben kapının önüne park ediyorum. O zaman hepinize iyi geceler. Hadi Mikocuğum, Altancığım, öpüyorum. İyi geceler. Öptüm abi. İyi geceler. Abi Tülent ablayla yemeği unutma sakın ha. Tamam, halledeceğiz o işi, mecbur. Şimdi şu Onur'un fotoğraflarını... Niye abi, mecbur, ben onu anlamadım abi, ya. Ya önceden işte iş yaparken söz vermiştik o yüzden. Güzel para var kadında, sen rahat ol. Yok artık. Ben bu... Her şey para için. Çektiğim fotoğrafları birine yollayabiliyor muyum? Yollarsın abi. Nasıl? Fotoğrafları telefonunun masa üstüne koy abi. Yani telefonunun... Telefonumun masa üstüne. Evet. Tamam anladım, sen boş ver. Biz bir şekilde çözeriz bunu. Tamam. Durum, oradan şey yapıyorsun. Haberciyi arayayım da bir haber vereyim. Tamam. Acaba o çocuk bir bok yerse mi yapalım bunu? Yani bence öyle yapalım. Bence direkt çocuğu rezil etmek mantıklı değil. Bence de öyle yapalım. En kötü haberi salarım. Derim ki... Ya da hiç bulaştırmayalım. Dur bakalım. Eğer bir bok yerse hem önce haberi salarız. Ondan sonra da çocuğu kaldırırız. Şimdi çocuğu herkes sataşıyor zaten değil mi abi? Evet. Çocuk da sataşılacak bir tip zaten. Aynen. Ama bu haberden sonra biraz daha böyle dalga geçmeye çalışacaklar. O yüzden bence hiç çocuğu sinirlendirmeyelim ya da... Bize bir şey yaparsa yapalım. Ya aynen. Bize bir bulaşırsa koyarız haberi. Bence de. İyi hadi ya, gelin odalara ya. Benim odam yok. Senin odan yok mu? Gel bizde kal. Kalırım da. Siz uyuyorken geri çıkamam. Yatarsın ortamıza. Yok yok. Ben... Aa bak karşıda, şurada yatsam ne olur? Oğlum öyle de yatılır mı ya? Gel işte kıvrılırsın, anahtarı bırakırız sana. Oğlum. Bir şansımı deneyeyim. Var mı oda? Varmış işte, 2-3 oda boş diyor. Ya şey, benim diğer motelde vardır abi odam. Heh. Alalım al. Lafım olur. Mia! Mia nerede lan? Vay 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 vay. Aci hangi odayı tuttun? 17 abi. Nerede acaba? En üst kattır. Gene köşe oda tuttum burada da. Bu hangi oda? Sen işini biliyorsun ha. Aa ben buradayım. Oo komşu olmuşuz, tamam. Oo güzelmiş burası be. Evet kapıyı kilitleyeyim. Bir suyu ısıtayım da küvet yapalım. Ha, yapayım. Ay ananın. Şurada anahtarlar var, alırsın. Ha tamam, orada dursun. Ben kıyafetlerini de getirdim senin. Hangisini aldın?
Benimkinin aynı olan pijamalarını aldım. Ya o gerçekten çok iyi bir tercih. Hay Allah'ım ya. Neydi lan? M depo. Yo M dolap. Ha? Çalışmıyor. Ha yukarıda gözükmüyormuş lan. Hangisi? Silmişim galiba onu. Ha siktir si... Ha burada. Ya bu ne amına koyayım. Sen kilo mu verdin? Ya biraz kilo verdim ya. Gerçekten bizim çocuklar beni böyle görse ciddiye almazlar herhalde. Neden çok tatlı? Ya nesi tatlı Allah'ını seviyorsan ya. Hiç bunu kimseye söyleme. Evet herkes anlatacağım. Söylemem tabii. Hop hop hop. Ama rahat yalan yok. Şimdi bence bunları da çıkartalım küvete girelim. Oo ne bel hareketleri yaptın ya. Gerçekten ben o kadar kıvırtabildiğini bilmiyordum. Bir yap bakayım bir daha. Yapayım. Yap bakayım. Hop yandan yandan. Küveti şey yapayım ben. Sen ha suyu doldur ben de şurada bir tek atayım. Uzanayım biraz. Tamam. Ya ayakkabılarınla mı girdin buraya? Aa evet küvetin içine oturdum bastım biraz. Neyse ben temizlerim. Lan bu yatağa çıkılmıyor mu? Kırladı bir. Diye bir ses. Aa bu yataklar kullanılamıyor. Ya gene dildo koymuşlar ya. Selo. Bir şey söyleyeceğim. Bu yatağın altındaki şey senin mi? Ne? Bu ne bu? Telefon kılıfı mı? Ne o? Ne bileyim mavi kılıf var. Ne ki o? Bir önceki sahiplerinden kalmış galiba. Ne o be? Dur bir dakika bakayım. Dur bir gireyim de alayım. Yakalayacağım. Kaçıyor mu? Ne oluyor? Sarı. Sıkıca. Sıkıca. Kavrar. Neymiş o? Bilmiyorum. Telefon kılıfı yuvarlak bir şey olmuş. Bu ne lan? Bu ne be? Bu ne yumuşacık bir şey bu? Ya bir şey söyleyeceğim. Dokunmasana neyse. Oha. Kim? Ne oldu lan? Abi motel odamızın yan yana olmasaydı keşke ya. Niye ki? Yani yumuşak. Ben niye duyuyorum bunları? Oğlum. Dinlemesene. Yatağın altından... En az 35'lik bir şey çıktı lan. Ha tamam. Ne lan bu? Adı vardı bunun. Kırmızı ben mavi. Biliyorum. Başı var bunun lan resmen. Ben bunu lavabonun içine atıyorum. Gitmez abi giderden o. Çöpe at çöpe. Lavabonun içine ya niye buna bir su mu dök bu elim yap. Niye döküyorum ben? Dur şu ellerimi yıkayayım. O şey çöpe... Allah kahretmesin ya. Bu nasıl bir yokluk ya? Bir şey söyleyeceğim bu otelde kalmayalım. Başka otele gidelim yarın. Yemin ediyorum nereye baksam
bir şey çıkacak diye korktuk. Klozete falan bakalım. Allah korusun. Bir bak bakayım etrafa, başka var mı? Duvarlar o kadar ince mi lan? Ses geliyor mu? Geliyor abi. Bağır bakayım yan odadan. Krem var. Abi. He. Yanımda olsan daha net duyamam ha. Nasıl lan? Şu an beni duyuyor musun? Çok net duyuyorum seni. Duyuyor musun bizi? Sıçtık yani o zaman. Çok net duyuyorum. Dur bakayım bir. Kimseye söyleme diyorsun, pijamayla dışarı çıkıyorsun. Bir şey olmaz ya. Yok, bu oda boş. Nereden duyuyor bizi bu? Aç lan aç. Nasıl açıyorum? Kilitledin mi kapıyı? Ha, kilitli. Dur. Siz kaçıncı odadasınız abi? Oğlum bu yanda abi, bak şu benim, bir yanı boş. He, ona rağmen diyorsun. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Bunun standart donanımında var galiba bu. Öyle bir sözleşme falan yazıyor muydu? Hayır. Ne abi, nerede? Oğlum şu yatağın altına bak bakayım, senden bir şey çıkacak mı? Abi benle alakası yok. Allah belamı versin ki benle alakası yok. Oğlum ben tamam, daha kıyafetlerimi koymadım. Öyle bir şey düşünmedik oğlum. Tamam, bizde de çıktı aynısı. Şimdi bende alakası mı var? Ya şimdi siz neyse taşınmışsınızdır falan da benle alakası ne? Yok yani. Ne? Allah Allah oğlum. İhtiyacımız mı var bir kere? Bir şey söyleyeceğim. Yalnız adamdan korkacaksın. Abi ben ne yapayım onu? Ne bileyim artık. Neyse. Şey olursa bak, sabun mabun var orada. Hadi gidelim biz. Aa bak, krem de koymuşlar şuraya. Ha bak, peçete de burada, her şey var maşallah. Resmen starter kit yapmışlar lan burada. Abi Allah rahatlık versin. Bak burada da yoga var, sonra şey yaparsın, dinlenirsin. Hadi görüşürüz, kapıyı kilitlemeyi unutma bak. He tamam. Yazık, yatağa çıkamıyor. Tamam, bu oteli yatmak için kullanmayız. Ya ne olacak, Allah Allah, bir şey olmaz. Yatağı çok rahat değil gibi. Sikeceğim, hep bunu yapıyorum ya. Space'ye olmuyor mu? O ne ya? Space ne? Aa, dur. Hadi Allah rahatlık ver. Hadi Allah rahatlık versin. İyi kullan. Yorganı çek, ağzına kadar çek ha. Nefessiz kaldım. Hava soğuk zaten. Hey.
Yazamıyorum artık, yoruldum. Dışarıda biri düştü amına koyayım. First person, aa evet dur. Ha ama olmaz ki. Ben bulurum ki buradan bizi. Yok, yemiyor. Kapı açık olsa belki. Spek ne ya? Spek'i ne yapacağım? Ay ulan, bir bilgisayar kapandı, bir elektrikler gitti. Amına koyayım. Ece yanında da ne yapıyor? Ece! Efendim abi. Ne yapıyorsun lan? Abi yatağa çıkamıyorum ya. Yatağa çıkamıyorum, rolü nasıl bağlayayım ya? Sabun dökmüşler, her tarafı kayıyor. Dikkat et, yatağın altına doğru kaymasın. Girdi galiba. Herhalde. Nasıl? Ece iyi misin? Serçe parmağımı vurdum yatağa. Oy çok acır lan o. Of çok kötü oldu. Gelim üfleyeyim mi? Yok abi sağ ol. İyi geceler.